Beşiktaş 3-1 kazandı deplasmanda, Bakü deplasmanında. Adana Demirspor 5-1 kazandı. Fenerbahçe 3-1 kazandı. Salı günü Galatasaray kazanmıştı. 8 gün 8 maç 8 galibiyet. Çok güzel ülke puanı içinde almamız gereken puanlar. Yine keyifli bir gece bizim için, takımlarımız için, ülke puanı için sevgili seyirciler. Maçlara gideceğiz, maç sonlarına gideceğiz. Detayları aktaracağız. Şöyle bir genel konuşalım ilk başta çünkü üst üste takımlarımız kazanınca keyif alıyoruz. Tabii ki buralardan başlamak belki farklı düşünülebilir. Daha bizim şampiyon takımımızın ikinci elenemeden ikinci olan takımımızın konferans ligine gitmemesi mesela o tarz detaylar da var. UEFA Avrupa Ligi'ne gidemedik. Ama bu sene şöyle toparlayacağız gibi gözüküyor. Bir genel konuşalım. Ondan sonra e, zaten özetler üzerinden gideriz. Neye göre başlayalım? Yani ben, bence şöyle bir şey söyleyeyim sana. <laughs> ben başlayayım hadi. ben direkt, direkt dalayım ben. <laughs> Ee, yani konferans ligi ve Avrupa Ligi esasında bizim için biçilmiş kaftan. Şampiyonlar Ligi bize biraz ağır geliyor. Yani en iyi takımlarımız bile çok zaman zaman böyle tabii ki ekstra sürprizler yapan takımlarımız oldu işte gruptan çıkan, biraz daha ileriye giden takımlarımız oldu ama açıkça söylemek gerekirse Şampiyonlar Ligi bize ağır. Hı hı. Ama Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne baktığımız zaman bizim ülke puanlarını en iyi toplayabileceğimiz yerler buralar gibi duruyor. Şimdi bak 10. sıraya 11'e yükseldik. Dün akşam 10'a bir ara e, e, e Galatasaray yükseldi. maçıyla ona e, gelmeye yaklaştık. Yani 11'deyiz. Şimdi için 2 tane takımı kaldı yanlış hatırlamıyorsam. 4. 4'ü Dör, de 2'de 2 kalmadı beşli, mı? 5'i Beş, 4'e düştü. Şimdi e, onların alacağı sonuçlara göre de iş şekillenecek ama şöyle bir şey söyleyeyim sana. Biz burada 4'le 4 daha çok konuşuruz. İşte, Bu şekilde gidersek inşallah. Çünkü e, tam kendi ayarımızda utanarak söylüyorum bunu esasında da isazi e tam kendi ayarımıza takımlarla karşılaşıyoruz abi. Eskiden biliyorsun bir Porto, bir Benfica falan bir şey çıkardı. Hemen selamünaleyküm geri gönderirlerdi. <laughs> kazanmayı <dedi>. özlemişiz ondan <laughs> söylüyorum? Yani özlemişiz. kazanmayı özlemek dediğim. Biz şeyi çok de ilginç takımlara puan kaybettik, yenildik ama onlar da o. İyi de abartmayalım yani, ha. Yani bizim ülke futbolumuz ha uçuyoruz, kaçıyoruz falan da demeyelim. Tabii, tabii. Ee, ama kendi standartımızdaki takımlarla çok rahat kafa kafaya da oynuyoruz. Yani ne uçmaya gerek var? 4'te 4 yaptık, 5'te 5 yaptık falan diye uçmaya da gerek Ama yok. Ama söyleyeyim bunu da ya. Ama tabii ki onu da söyleyelim. Onu tamam. da söyleyelim biraz da mutlu olalım. Hadi senin dediğini yapalım. Halperi <laughs> <laughs> Ya şunu söyleyeyim. Tabii ki e, geçen hafta, bu hafta 8 maç, 8 galibiyet oldu değil mi? Yani bu... E, 8 günde. 8 günde. Yani bu çok güzel bir rakam. Hani çok güzel bir rakam derken sezona başlarken 12. sırada başlayıp 11 1 10'u zorluyoruz. 2024-25-26 sezonlarına... Biraz daha takımlarımızın daha fazla girmesi. E, bunlar tabii ki çok önemli. E, bilincine de varıyoruz. Bazen maç sonu açıklamalar hem teknik direktörlerin hem yöneticilerin e, can yakıyor. Ama sonradan bir toparlıyorlar. Herkes bir geri vites yapıyor. Ya hepimize lazım. Senin puanın da bana lazım. Onunki de bana evet, lazım. Ya. Bu nedenle ha, burada bir de e, Emre'ye şuna katılıyorum. Bazı maçlarımız var ki bazı temsilcilerimiz var ki. E, lig öncesindeki e, yarın itibariyle yeni sezon başlıyor o da hayırlı olsun. E, güzel ciddi bir prova oluyor aslında bazı takımlarımız için. Eksiklikler e, takımdaki bahsedeceğiz. işte oyununu arayan var, oyuncusunu arayan var. Bunlar da ortaya çıkıyor. Ama bu akşam 3-3 çok güzel. Biraz fena maçında e, golü geç geldi. Öteki tarafta goller oluyor. Hadi dedik. 2-1'de biraz böyle bir içimize böyle bir sıkıntı düştü. 3-1 güzel. Peki. Evet, e, Peki. şampiyonumuzun Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidememesi evet. bizim için aslında mahcup olunacak bir durum ama niye gidemiyor? İşte bu tarz maçları zamanında kazanamadığımız için. O yüzden biz ne hayali kuruyoruz? Şampiyonumuz direkt gitsin, Avrupa Ligi'ne iki takımla gidelim, Konferans Ligi'ne takımlarımız Tabii. gitsin. E, oralara gidebilmemiz için işte bu maçları kazanıyor olmamız lazım. Tarihte bunun kötü hatıralarımız var bizim. Var. O yüzden çok ben de önemsiyorum bu maçları ve bizim hafif gördüğümüz maçlarda rakipler aslında çoğu mesela bugün Maribor 12. resim maçında çıkıyordu. Hı hı. O yüzden yani çok da öyle çantada keklik bir serüven değil. Bizim e, ait olduğumuz yer, layık olduğumuz yer yatırımlar anlamında söylüyorum. Sportif başarı çok değil ama mesela bu yazki transfer bütçelerimize falan da baktığımız zaman e biz Ahmet'le bekleyelim. Şampiyonumuz da bir sene sonra, iki sene sonra direkt Şampiyonlar Ligi'ne gitsin diye. O yüzden çok önemsiyorum. Bu arada ciddi belki. gelirler de elde ediliyor, ediyor takımlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi geçen Fırat'la da konuştuk. Ya, o da hatta sosyal medyadan da paylaşmış. Alp abiyle de konuşmuştuk. Oradaki galibiyetle bizim ligdeki galibiyet arasında kaç kat fark var? Yani konferans ligine de dememek lazım. Tabii tabii. tabii, İşin o tarafı var. Çünkü çok harcama yapıyor takımlar bir taraftan. Gelir de elde etmesi lazım. O nedenle gidebildiğin kadar tabii. gitmen gerekiyor. Şunu da anlatıp e, pası atayım tekrar. E, bizim önümüzdeki sene Beş takımla mücadele edeceğimiz belli zaten. Bu önümüzdeki sezonun yarışı değil. Ee, önümüzdeki sezon şampiyon takımımız playoff oynayacak. Bir tur oynayacak. Geçerse şampiyonlar ligine gidecek. Ee, i̇kinci takımımız. O da yani, şampiyonlar liginde. Şampiyonlar liginde ikinci eleme turu oynayacak. Hı hı. E, Türkiye Kupası UEFA Avrupa Ligi. Iki de, i̇ki de konferans gidiyor. Beş takımımız var. Bu iki sezon sonrası için ki şampiyonlar liginin statüsü de değişiyor. Lig usulü olacak biliyorsunuz. Evet. O nedenle çok kıymetli. E, keyifli bir gece ama özellikle şunu da belirteyim e, ilk defa Avrupa Kupalarında mücadele eden Adana Demirspor'un önce çekebileceği en zor rakibi çekip kulübü eleyip ardından ikinci maçta Osihek 5 e gol atması farklı bir şekilde galip gelmesi tecrübe anlamında söylüyorum ne olursa olsun tamam oynayan oyuncular da e, boş oyuncular değil ama değil, Adana Demirspor'un da e, altını lazım. çok güzel işi başarıyor nasıl ee, önümüzdeki sezon sen söyledin yani ya, 5 tane takımla hı hı. katılacağız. Bu hangi takımlarımızın performansıyla? Başakşehir, Fenerba Sivas. Sivas, Sivas Fenerbahçe. Bu takımlarımızın aldığı başarılardan ve puanlardan dolayı seneye bu kadar evet. geniş geniş takımlarla mücadele edeceğiz. Daha erken e, katılacağız. Gruplardan katılacak olan var. Playoff'tan, ikinci önelemeden. O nedenle bu sene ne kadar topladı ki Adana Demirspor'u kutluyorum. Bu arada 8'de 8 değil 8'de 6. 8'de 6 pardon. Ya evet, şimdi bir anda heyecanlandık ya böyle evet, hadi tabii, kazandık tabii. Ya belki Allah söyletiyor. Haftaya 4'te 4 yaparız yine öyle konuşuruz. 8'de işte. 6. Evet. Ee, yani şunu söylemek lazım. Adana Demirspor çok güzel bir iş başarıyor. Ee, Sayın Başkan'ı tebrik ediyorum. Merak ettim, e, ben yukarıdan aşağı stüdyoya inene kadar kaçırdım herhalde. Acaba sahanın içine inip bir transfer teklifi daha yaptı <laughs> bu Başkan? Gözüyle kestirdi kestirdim, yine Gerçekten kutluyorum, Hocayı kutluyorum. Claivert çok çok e, çabuk sanki türbünlerle uyum sağladı, değil mi? Adana insanıyla zaten çok uyum sağlayamamak çok şey bir şeydi. Yani, yani hava gibi sıcak insanlar abi, tabii Adana'lılar da orada. Başkan geçen maçta mikrofonla sahaya inmişti, hatta e, şöyle bir görüyorum onu. Yeni model başkanlar biraz daha böyle ciddi. Ya yani işte bu eğlence sektörü. İlhan Cavcav'dan bir esinti görüyoruz Murat başkanda. Bu yüzden hani bir eğlence sektöründe biraz ama, daha böyle tarzın buna yakın olması lazım. Çok güzel bir benzetme oldu. Takımın felsefesi de ona uymuyor mu? Gençler Birliği nedir? Yıllarca başkan gitti, buldu, getirdi. 3 liraya 5 liraya aldı. 103 liraya 105 liraya İstanbul'a sattı. Başkan biraz fazla harcıyor. Başkan ama, <laughs> ya, fazla aldı. harcıyor ama bak. Ederini bulan futbolcusunu da tutmuyor. Stoper, stoper iki tane stoperini, üç tane stoperini Zaten verdi. Evet, Hemen yani, verdi. Yani doğru. tutmuyor. Onu da e, başarıyorlar. E, bakalım belki bugün de yine bir tespiti vardır. E, bir transferi ya, var mı? Ya şimdi Alp Hocam şeyde e, bir dönem Aziz Başkan'la beraber böyle bir sohbet yasak. O zaman Fenerbahçe Başkanıydı. Fenerbahçe'de Avrupa Ligi'ne e, gidiyordu. Şöyle bir ifade kullanmıştı. Beni çok rahatsız etmişti bu ifade. Dedik ya dedi attığımız taş dedi ürküttüğümüz kurbağaya değmiyor dedi. Yani Avrupa Ligi'nde ya final oynayacaksın ya yeri final final oynayacaksın ki dedi bütün o masraflar falan çıksın biraz cebine para girsin dedi kuruluş. Biz Ziraat Türkiye Kupası için de böyle bir söyleme olmuştu. Bak sanki. şimdi ya esasında öyle yani depkastman o oyunların maç başları maç bunlar, bunlar dedi, falan filan hakikaten doğru. ciddi rakamlar. Doğru. Ama kardeşim burası da spor futbol kulübü yani. Doğru. Burada, doğru. Burası fabrika değil ki o zaman açın bir fabrika kurun evet, orada tabii. patır kütür para kazanmak orada para kazanmak. Değil, doğru. Burada önemli olan şey kupa kazanmak, başarı kazanmak, ülke puanı kazanmak. Yani biz burada paranın peşine düşmememiz gerekiyor. Bu işi bir ticari yönüne bakmamamız gerekiyor sadece. Tamam Şampiyonlar Ligi'nin şey Ama rakamları... var yani, çok büyük fark var onu söyleyeyim. Şampiyonlar Ligi rakamları çok Konferansta Konferansta da var. Birazcık daha yükseltilmesi gerekebilir. Şey de mesela Fener Euro Lig'de 30 milyon euro para harcıyor abi. Aldığın para 1,5 milyon euro falan yani kazandığında. Euro Lig şampiyonu olduğunda aldığın para. E şimdi bak sen bu kadar para harcıyorsun. Bu sene Futbol Federasyonu'nda bir, bir miktar yükseltmiş. 300 bin euro falan yükseltmişler. 1 milyon 300 bin euro alıyorsun harcadığın paraya bak. E şimdi o sadece ekonomik olarak işe bakamayız yani. Ama bunun için de ligin kalitesini, ligin değerini arttırmamız lazım. Burada da hepimize paylaşıyor. Evet, yani Aşağı on, çekmememiz ha, gerek konferans gerekiyor. Konferans Ligi'nde bir maç kazandığın zaman Süper Lig'de kazandığının e, yani 30 galibiyete eşdeğer. Konferans Ligi'nde bir maç. Yok o kadar mıyım? mümkün. Evet bir, abi. Mümkün final değil. Pardon ama. pardon. Final kupadır. 30 pardon 30 katı diyorduk. 5 galibiyete eşdeğer. Şimdi Özür oldu. dilerim. Beş yani galiba. Beş bile olmayabilir ben sana söyleyeyim. Yok yok beş beş. Şimdi tekrar evet. hesaba baktım Yani şimdi diyor ki mesela Aziz Başkan o dönem kendince haklı tabii. ekonomi grubun ekonomisiyle düşünmek zorundasın Mutlaka. ama. Mutlaka. Mesela diyor ki ya hep gaspman bastık gittik diyor. Gittik geldik. Oyuncuların maç başı paraları şunlar bunlar. Sakatlığı, moral bozukluğu şusu busu falan. Hepsini topladığın zaman... Haklı olduğu yerler var ama bir kulübün hiçbir başkanı bence böyle düşünmemesi evet. lazım. O zaman 6. bitireceksin ha. ligi yani yani. rahat o. 7. bitir rahat et o zaman yani gitme. Yani bir, niye oynuyoruz <laughs> ligde? Şampiyon olalım Avrupa'ya gidelim. Tabii. Tabii. Orada evet. Avrupa ne çıkalım. Abi şampiyon... Bir yolu var yani 7. olursan gitmezsen Şampiyonlar rahat Şampiyonlar ligi geliri çok önemli. Şampiyonlar ligi mutlaka yani biz mesela e, bazen şeylerde birbirimizle tabii ki içeride çekişmelerimiz oluyor. Bak dün İsmail Hoca çok güzel bir şey söyledi. Biraz da Okan Hoca'ya da bir cevap verdi esasında. Okan Hoca biliyorsun Galatasaray Fenerbahçe maçı gibiydi dedi. İki golümüzü saymamışlardı. Falan. Sonrasında da başarılar diledi. Yani Avrupa Ligi'nin maçlarında, Şampiyonlar Ligi maçlarında bu tip ifadeleri bence kullanılmaması lazım. Kendi içimizde olanlarla ilgili ifadelerin kullanılmaması lazım. İsmail Hoca neydi? Bütün takımlar bizim dedi. Gideceğiz dedi. Hepsini kazanacağız. Hepsine de diliyorum alıyorum dedi. Ben dün salı günü Galatasaraylıydım. Bugün Beşiktaşlı, Fenerbahçeli, Adana Demirli. Anladım hepimizin bu şeyde minvalde bakması lazım. Murat Sancak Başkan Esat'ın yanındaymış. Vay Murat <laughs> Başkanıma başkanım. özellikle <laughs> selamlarımı iletsin. Ee, çok merak ediyorum ee, Esat. başkanın bugün sahada tespiti var mı? Bir oyuncu alıp getirecek mi oralarda? Tabii ki öncelikle kutluyoruz. Teşekkürler. Serkan Etkin size ve konuklarınıza iyi yayınlar dileyelim. Adana'dan Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'la birlikteyiz. Ee, yanlış duymadıysam Alp Alp Pehlivan'ın içerden bir sorusu var. Bir oyuncu beğendi mi diyor? Ee, yok. Geçen beğendim. Bu sefer kendi oyuncularımı beğendim. Nasıl <laughs> yani geçti? oyuncularım da iyiydi yani. Nasıl geçti maç? Beş gollü. Yani güzeldi. Güzel zevk veren bir maçtı. Ee, daha farklı da olabilirdi. Ee, çok kaçırdık. Ama e, futbolcular üzerlerine geleni yaptılar bu helede helede böyle sıcak bir havada, böyle nemli bir havada iki, diğer taraf da e, fena mücadele etmedi aslında. Yani asıldı maça. Ama tabii işte biraz daha şanslı olan, biraz daha becerikli olan bizim oyuncular olunca böyle bir sonuç çıktı ortaya. E, gideceğiz, sana gideceğiz. Orada da 0-0 maç bitmiş gibi oynayacağız. İnşallah orada da yener ülkemize puanlar kazandırırız. Ama zor bir maç olacağını biliyoruz. Goller nasıldı başkanım? 5 gol. En çok hangisini beğendiniz? Yusuf'un golü bence güzeldi. Şöyle estetik açısından Yusuf'un ama 1-0 öne geçme açısından baktığın zaman sen sorun tabii. Yani onu e, şey görmemek lazım. Önemli çünkü. Yani birinci golü bulmak çok önemliydi. E, Şerif Endia'yı çok kaçırdı ama attı. E, pen, birisi ben attı olsa bile iki tane attı. Eniyank beni izlemeye izleyin diyor dedi yani. Hem bir asist yaptı hem de güzel hareketleriyle e, bu lige renk katacağını düşünüyorum. E, yanlış yapmadığımızı düşünüyorum inşallah. E, umduğumuzda buluruz. Bize bol goller atar. <laughs> Maç sonunda soyunma odasına da girdiniz. Orada ne konuştunuz futbolcularla? Beraber fotoğraf çektik. Tebrik ettim. Çıktık. Bizde para konuşulmuyor. Zaten biz parayı peşin verdiğimiz yok, için. ben para için sormadım. Yani prim soruyorsan onu yok. soruyorsan yok. Yani birbirimizi kutladık, tebrik ettik, öpüştük ve ayrıldık. <laughs> Bundan sonrası için hedefler Avrupa'da nedir başkanım? Güzel bir oyun izledik. Ya tabii yani ben daha önceki röportajlarımda da söyledim. Biz burada yeniyiz. Avrupa Kupası'nın ilk defa tarihinde ilk defa Adana Demirspor tarihinde ilk defa katılıyor. E burada eğer turlara kalabilirsek yani gruplara kalabilirsek oradan da çıkabilirsek ne mutlu bize. Onu beceremeye çalışacağız. Allah da nasip eder inşallah. Yani tek arzumuz o. Tek arzumuz o. Ama inanmış çocuklar var. Onu görüyorsunuz. Yani hem oynadıkları oyunla hem de mücadeleyle bunu görüyoruz. İnşallah devam ettiriz. Teşekkürler başkanım. Bir evet. bekleyelim stüdyodan soru varsa eğer. Başkanıma teşekkür ediyoruz. Valla başarılar diliyoruz. Başarılar diliyoruz Esat. Keyifle izliyoruz Adana Demirspor'u. Teşekkürler. Adana Demirspor'a başarılar dilediler. Keyifle izlediklerini söylediler. Selamlar, iyi yayınlar. Görüşürüz. görüşürüz. Teşekkürler. <laughs> Canım başkan. Esat Adana demiş, Spor Kulübü Başkanı Murat Samcan maç sonunda görüşleri bu şekildeydi. Teşekkür ediyoruz Esat. Ee, başkan her zamanki e, samimi e, ifadelerini söyledi. Oyuncu bakmamış yani. Öyle... <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> şunu söyleyeyim. Hayır topsuz anladığı için başkan adamlar yoldayız yoldur muyuz bilmeyen adamlar almaz hiçbirini o. <laughs> Şimdi çok 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 fazla gelişme oluyor. Ee, üst üste tabii hem galibiyetler hem açıklamalar. Şimdi Beşiktaş'ta Salih Uçan'a konuşacağız. Bambaşka bir maç çıkardı. Ya üç Hemen... maç vardı bu gece. Abi Fenerbahçe'de İrfan Can önce bir protesto edildi sonra çıkarken alkışlandı. Ya. Ama şu bilgiyi vereyim ona geçeceğim. Bir alt mesaj var e, çabuk hmm. konuşun acele edin kısa yorumlar tamam. yapın Aynen. 4 <laughs> e, maçta 4 galibiyet tam puan yani 0-25'te düşündüğümüz zaman 10. sıraya şu an hali hazırda yükselmiş olduk. Böyle devam etmemiz gerekiyor. E, Alp Pehlivan da az evvel dile getirmişti. Eğer 10. sırada kalırsak ilk 10'da yer alırsak zaten Şampiyonlar Ligi'ne 2 sezon sonra direkt katılıyoruz. Yani ilk 10'da yer almazsak Şampiyon olan takımımızı direkt gönderemiyoruz. Bir de bu turdan Onu sonra yani playoff'tan sonra e, inşallah haftaya cebimize yine böyle dörtte dördü koyarız. Playoff'lardan gruplara kaldığımızda şu anda aldığımız puanları ikiyle çarpacağız. 2 yani galibiyete bir değil iki puan beraberliğe sıfır elli değil bir puan alacağız. O zaman 10 ve daha üstünü hedefleyebilir miyiz? İnşallah burada yine dördümüz yayın yaparken bunları konuşuyoruz. Az evvelki e, detayla da ilgili şimdi bir yenileme bilgisi atıldı bana. E, 84 bin euroymuş konferansta 500 bin euroymuş galibiyet. Öyle yazıyor bana şu an e, arkadaşlar. 6 galibiyet parasına denk geliyor diyorlar. Neyse yani bayağı Onu, cazip. Hani e, emin olalım diye bilelim ki yarın öbür gün hani stratejimizi ona göre yapalım. 500 para. Değil mi? Yani 2-3 tane genç yerlerin e, yıllık masrafını Tabii. çıkartacak bir maçtan bahsediyoruz. Bence abi, iyi Doğru para. söylüyorsun. Ve İrfan Can Kahveci'nin açıklamaları. Şimdi sıcağı sıcağına söylüyorum. Özetler geldikçe, şimdi üst üste vereceğiz özetleri zaten konuşacağız. E, protesto ile ilgili. Daha sezonun başındayız. Çubukluyu terleten kim olursa olsun maç içinde protesto edilmemeli diyor İrfan Can. Hiç merak etmesinler. İnşallah taraftarlarımızın hasret kaldığı şampiyonluğa ulaşacağız. Çünkü önce protesto edildi. Daha sonra gol çıkarken alkış. Bu açıklama sıcağı sıcağına paylaşım Hemen yorum alayım. E şimdi İrfan Can'la ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın arkadaşlar İrfan Can'ın yaptığı performansla bugünkü ortaya sahaya koyduğu performansla ilgili değil hı. taraftarının ıslıtmaması. Tabii ki ben maç esnasında sıklanmaya karşıyım. Hiç kimsenin taraftarı maç oynanırken özellikle takım iyi oynarken hı hı. hatta bir Avrupa maçı oynarken daha kötü oynarken ne abi taraftar da taş değil ya Alp hocam. Yani ya, o da bir tepkisini verecek kardeşim o kadar da Bidükle değil de beraber. Ya. Ama işte maç esnasında bunlar tabii hoş karşılanmayan şeyler. Futbolcular bunu hani iyice bunalama giriyorlar. Yani Fenerbahçe'de ben birçok örneğini gördüğüm için şimdiye kadar onun için söylüyorum ama İrfan Can'ın biraz da kendine bakması lazım. Ya bana şöyle yapmayın, bana böyle yapmayın derken sen ne yaptın kardeşim diye adama sorarlar. Ne yaptın şimdiye kadar sen? Fenerbahçe ne umutlarla geldin sen? Galatasaray'la Fenerbahçe birbirine girdi. İrfancan Can Kahveci için ve o sözün en kritik transfer hamlesiydi Fenerbahçe'nin yaptığı. Pahalı. Çok da pahalı bir oyuncu. E şimdi sen İrfan kardeşim sen geldin de Fenerbahçe'ye kaç Fenerbahçe'de oynuyorsun da aldığın paranın hakkını verdin mi? Ben sana öyle sorayım. Ya devamlı oynadın şimdi bak, mı? Yerimde oynadın mı? Ya Hayır burada bir sürü tane şey konuşuyor. Yani. Bin tane de hocayla çalıştı yani. Hiçbirini yerinde oynatmadı kardeşim bana. Hepsi herkese oynattı. Herkes bir şans verdi. İrfan Can kötü oyuncu değil bu arada. Onu da bir kenara koyalım. E şimdi bugün ısırtılacak bir performans ortaya koymadı bana sorarsan. İlk yarı biraz daha kötüydü. Bir de şeye çok defans arkasına çok fazla top attı. Abi top atıyorsun Şiddetini da. Şiddetini ayarlayamadı. Abi top atıyorsun da Speedy Gonzales'in var önde yani uçacak alacak yani. <laughs> Ancak ayağın ucuyla falan değebileceğin bir top atıyor sana. Yani bir at da adama. Adam alsın bir kontrol edebilsin. İşte oradaki de ceko yani. Kaç tane oldu öyle pozisyon. Devamlı bunu denedi. Devamlı arkaya atmaya çalıştı. Ama o dediğin gibi şiddeti bir türlü ayarlayamadı. E şimdi e, taraftara maç esnasında protesto ettiği için hak vermiyorum. Ama İrfan genel Fenerbahçe performansına baktığım zaman da kusura da bakmasın bu taraflarda taş dediğin şey taş değil yani. Bunlar da insanlar. Bunların da tepkileri falan olabiliyor zaman zaman. Evet, Nasıl şey var olabiliyorsa. Yani, yani. faydası var mı? Maç içinde bir oyuncuyu protesto ettiğin zaman bir takıma bir şey kazandırabiliyor musun? Veya oyuncuya veya takım arkadaşlarına bak, bir yararı var mı? Bak şimdi şöyle, o anlamda söyleyeyim. şöyle olabilir. Şöyle olabilir. Şimdi e, mesela en yakın ben sana bir Salih örneği vereyim. Hı. Hmm. Salih Uçan örneği vereyim. Biraz sonra onu da detaylı bir şekilde konuşacağız. Bak kardeşim Salih e, çok eleştiren oyunculardan bir tanesiydi değil mi? Gitti İsviçre'lere falan bile düştü yani. Siyona gitmişti. Sonra Alanya'da tekrar böyle bir yükseliş çıkış tekrar Beşiktaş'a transfer yaptı. Ne dedilerse Kulağan işine baktı. Eleştirilen hep bir şeyler çıkarttı. Bir noktaya getirdi kendini. O da çok genç oyuncu. Çok da genç başladı bu işlere. Yani Salih de kaç yaşında Allah aşkına? Ya Romalara gitti sonuçta genç yaşında. Ya, olmadı, olmadı tepki gördü. Fenerbahçe'de, şurada burada. Ama şimdi bak, bugün mesela nasıl bir Salih uçağı diyor. Muazzam. Abi eleştirinin, eleştirinin, e, dozunu iyi ayarladığımız ayır, sürece, taraftarın da bağırması Esasında bir eleştiridir. Yani şimdi ayağını denk al, biraz sen de çık oyna, biraz gaza bas demektir sana yani. Yoksa biz o adamı öldürmeye bağırmıyoruz ki. Islıklarsan yuğlarsan ne demek bu? Ya Toparla kendini oyna bas koş Adam kovala bir şey demeye çalışıyor sana Taraftan ıslığı ne demek yani ıslık Buradan devam edelim <laughs> Hayır da faydası yani sadece, <laughs> Maç içinde faydası var mı yok muyu tartışalım ee, Şerif Endiaye varmış ee, Şerif Endiaye Evet Esat'ın yanında Esat söz sende. Teşekkürler Şerif Hendiye ile birlikteyiz. Öncelikle karşılaşmayı nasıl değerlendirir? It was a good game. Perfect game, you know. Something that uh, you was expecting. So we did it like a uh, congratulation for the team and uh, for the fans. We thank them for the support. We pu they push a lot. So we are happy, you know. That's what we can say. Evet, bugün çok güzel bir gün oldu. Ee, mükemmel bir maç diyebilirim. Bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum. Bütün takımı kutluyorum. Tarafta ara teşekkür ediyorum. Bugün çok bizim için çok önemli bir itici güç oldular ve bu galibiyeti yani yaptığımız çalışmalar sonrası bekliyorduk galibiyeti aldığımız için çok mutluyuz. Kendisi de iki gol attı üstüne gol de kaçırdı. Kendi performansını nasıl değerlendiriyor? <laughs> like what I said, you know, it's a team that, that I know, I know them very well, you know. I was in Croatia I play against them too many times and I said that yesterday in the uh, press conference that uh, I heard them Evet bunu aslında dün basın toplantısında söylemiştim daha önce Hırvatistan'da oynarken Osiyeke karşı çok fazla defa ma maça çıktım e ve onları daha önce canını acıttığımı söylemiştim. E bunu söyledikten sonra bugün de iyi bir performans orta ortaya koymam gerekiyordu e ve iyi bir mücadele olduğunu, e iyi bir mücadele olduğunu ve iyi bir performans gösterdiğime inanıyorum. E Osiyeke karşı bugün aslında çok daha hırslı. Normalde de tabii daha ileride baskı yapan bir futbolcu, çok koşan bir futbolcu ama bugün daha bir hırslı gördüm. Too much, too much uh, passion today yeah of course like uh, it's, it was some it was game that i was waiting you know you know and uh, like i come from from there if uh, people know me it's because of uh, croatia you know because i come from there and i must show them like uh, their young boy now is a man that's why i did this you know today Evet, bugün rakibe karşı kendimi göstermem gerekiyordu. Bu aslında beklediğim bir maçtı. Orada çocuk, yani genç yaşta oynarken beni şu an Hırvatistan'da tanıyanlara bu genç çocuk adam olmuş diye dedirtmek istiyordum. Bugün bunu başardığıma inanıyorum. Bir sonraki maçla ilgili neler söyler? Turun kapısını araladık değil aslında tamamen açlık da gibi. Oh it's not finished yet you know we will prepare it like a uh, the same like uh, this game we will focus we will go there to take again the three points. we will not give them nothing yeah hedefimiz onlara hiçbir şey vermemek ee, henüz hiçbir şey bitmedi bu maça nasıl hazırlandıysak aynı konsantrasyonla aynı odaklanmayla e, çalışıp oradan galip gelmemiz lazım çok teşekkürler başarılar Şerif Henday'ın karşılaşma sonrasında görüşleri bu şekildeydi Esat Öztürk teşekkür ediyoruz ee, Birazdan maçların özet görüntülerini de Sizlerle paylaşacağız sevgili seyirciler İrfan Can Kahveci'yi konuşuyorduk Emre Bol ee, devam edelim ee, Ergin senle devam edelim Alp abi Ergin çok az konuştu e, ya Ben eskiyim burada o yeni geldi evet. Ergin <laughs> İrfan Can bugün ıslıklanmayı hak etti mi kardeşim Ya tribünde onu hak edip Hak etmeyeceğine tribün çok net kararını verir Yani o sosyolojinin önüne geçemezsiniz siz Çünkü tribün bir birikmişlik vardır ee, bir damla, son damla geldikten sonra Taşar. öyledir. Yani yaşanmışlıklarla ilgilidir. Şimdi Fenerbahçe zirve. İrfan Can Fenerbahçe'nin o bölgesinde oynuyor. tarihsel İsmail mı konuşuyor. Çok özür ha, diliyor. Hadi gidelim. Çok özür diliyorum. Oynamaya çalışan, koşan ve maçı bırakmayan e, bir yapıları var. E, bununla beraber biz de gerçekten bu maça hep birlikte takım olarak çok iyi hazırlandık. Ama dediğim gibi ilk 15-20 dakikada çok istediğimizi sahada yapamadık. Daha sonra oyun içerisinde yaptığımız bir hamleyle maçın dengeledik ve oyun kontrolünü ele geçirdik. 15 ve 20. Dak 20. dakikadan sonra. İlk devre gol bulabilirdik. Birkaç pozisyonumuz vardı olmadı. Ama ikinci yarı bu oyunu çözmemizle birlikte kaleci üzerinden oyun kurup e, birazcık da zaman oynamaya çalıştılar. İkinci yarı e, Şivasya'nı alıp King'i çıkardık. Ön tarafta Cekon'un arkasını birazcık daha sertleşip pres gücümüzü arttırdık. Tadıç'ı kenara alarak onun da oradaki e, oyun tekniğinden aklından faydalanarak e, daha etkili bir başlangıç yaptık. Goller geldi. Sonuçta daha farklı da kazanabilirdik ama 3-1 bugün kazandık. Bir de rakibimizin çok organize bir takım, e, karşılamaları ve pozisyon olarak bizi iyi beklediler, iyi kompakt bir şekilde kaldılar zaman zaman bu blokları açmakta zorlandık ama sonuçta dediğim gibi oyun içerisinde yaptığımız hamlelerle ve değişikliklerle de maçı kazanmasını bildik. Oyunlarımı tebrik ediyorum. Bir de burada bugün statta bazı oyuncularımıza negatif bir olumsuz tezahüratlar oldu. Biz Fenerbahçe olarak orta ve uzun madede sezon sonuna kadar bütün oyunlarımıza ihtiyacımız var. Taraftarlarıma sesleniyorum. Her oyuncumuz bizim için çok önemli, çok kıymetlidir. Bütün oyuncularımıza destekleyelim, onlara kucaklayalım. Göreceksiniz, onlar da sizi mahcup etmeyecekler sahada. Gerçekten büyük Fenerbahçe için Fenerbahçe ruhunu, ve karakterini ortaya koyacaklardır. Biz birlik olursak, beraber olursak, her şeyin üstesinden gelebiliriz. Bütün taraftarlarımız. Bu galibiyeti sizlere armağan ediyoruz. Ama lütfen siz de, sizler de bizlere bu oyuncularımıza güvenin lütfen. Teşekkür ederim. Talha Arslan Maçkolik e, Hocam az önce e, Maribor Teknik Direktörüne bir soru yönelttim e, Fenerbahçe'de en iyi oyuncu Kimdi diye kendisi bana e, Ne kadar zamanınız var e, 10-15 tane Oyuncu sayabilirim diye güldü ve Teknik Direktör İsmail Kartal'da çok iyiydi Dedi neler söylemek istersiniz Size övgüler yağdırdı kendisi Onunla ilgili bir şey söyleyebilir misiniz Kendisine teşekkür ederim Kendisi de gerçekten yani Son 10 maçtır Bugün 11. maçında mağlup oldular. Özel hazırlık ve Avrupa Kupalarını ligle D2'de iki yapı liderler. Belki cümlelerim içinde söylediğim bir şey var. Oyun içinde yaptığımız değişikliklerle dedim biz. 15. dakikadan sonra onun taktiğini kırdık rakibin. Kontrol ele geçirdik biz. O onu söylüyor. Onun için de ee, bu da bizim işimiz. Her antrenör bunları yapabilir. Biz de bugün oyuncularımız sayesinde bunu yaptık ve başardık. Eee oyuncularımı tebrik ediyorum. Ahmet Bey. Hocam maçın büyük bir kısmında üstün taraftınız ama neredeyse ilk pozisyon gol oldu ve orada doğal olarak kısa bir e, nasıl diyeyim şaşkınlık süreci yaşandı. Burada yaptığınız hamlelerin hepsi gol asist katkısı vererek maçı bitirdi. Uzun bir sezon, geniş bir kadro, oyuna yapılacak hamleler anlamında girecek oyunculardan beklentilerinizi sezona dair e, aktarabilir misiniz bize? Bugün oyuna soktuğumuz oyuncularımızın bazıları gerçekten benim istediğim gibi takıma katkı verdiler. Bazıları ya iyi ısınamadı ya adapte olamadı. Biraz vasat kaldılar ama dediğim gibi bundan sonraki maçlarımızda bunlar olabilir. Bazı oyuncular oyuna girer, çok şey katabilir. Bazı oyuncular girdikten sonra adapte olamaz, bir şey verememez, verememeyebilir. Bunlar çok normal futbolun içinde. Buyurun. Sinan Yılmaz Vole, tebrikler hocam. Ee, sanırım Neft Çınbaki maçından sonraki basın toplantısında e, 2-8 numara kullanmak istiyoruz dediniz idealde. Ve ilk Zimbru maçında da e, bu taktikle çok iyi bir oyun vardı. Fakat ikinci Zimbru maçı ve bu maç e, 4-2-3 1e dönen bir Fenerbahçe var ve e, ikinci yarı 4 3 yine daha iyi oldu. E, hem Süper Lig'in ilk maçında hem de daha sonrası için e, ana planınız 4-3-3 mi olacak diye sormak istiyorum. Şimdi her hafta rakibe göre hazırlanıyoruz. Bizim oyunumuz 4-3-3 oynuyoruz biz. Ama bazen öyle bir oluyor ki top rakipteyken 4-2-3-1'e dönüyoruz. Bazen 4-1 4-1'e dönebiliyoruz. Bazen de 4-3-3 gibi oynayabiliyoruz. Dediğim gibi bizim ana felsefemiz 4-3-3 oynamak. Bir de oyuncularınızın elinizdeki form durumuna bağlı rakibe bağlı, geç gelenler var, işte sakat oyuncularınız var. Ona göre siz de bir plan yapıyorsunuz. Elinizdeki sağlıklı oyuncularla rakibe göre en iyi bir planla maça çıkıyorsunuz. Ama bizim ana felsefemiz 4-3-3. Erhan Bey. Hocam tebrik ederim. Ee, konuşmanızın başında daha farklı galibiyette de alabiliriz demiştiniz. Ee, i̇ki farklı bir galibiyet var. Ee, bu skor e, tur için yeterli görüyor musunuz? Futbolda hiçbir şeyin garantisi yok. 3 Kazandık ama biz orada aynı ciddiyetle maç 0 sıfırmış gibi gideceğiz çünkü karşımızda iyi futbol oynamaya çalışan bir takım var. Rakibe saygı göstererek orada da işimizi en iyi yapıp kazanmak için gideceğiz. Buyurun. Hocam tebrikler. Bugün özellikle tam, tam, Mer Bayrak TV Bu Spor İsmail Yüksek maçın en iyilerinden biriydi. Merkez orta saha transferi içinde bugün bazı isimler gündeme geldi. Şu form durumuyla 6 numaradaki transfer durumuna ilişkin geleceğe dair bir ışık verdi mi Yani oradaki formanın bir numaralı adayı şu an İsmail Yüksek midir? Şimdi biz üç kulvarda mücadele ediyoruz. İsmail Yüksek bugün ...gerçekten e, iyi bir mücadele... ...iyi bir oyun çıkardı. Doğrudur. Ama dediğim gibi... ...orta ve uzun vadede biz üç kulvarda... E, ...yürüyebilmemiz için... E, ...burada bizim antanetimizin... ...olması gerekiyor. Güçlü bir orta sahamızın olması gerekiyor. Onun için... E, ...şu anda... E, ...bununla ilgili bir çalışmalar devam ediyor. Ama maça göre, rakibe göre... ...Avrupa Kupası, Lig biliyorsunuz... E, ...rotasyonlu bir şekilde... Herkes bu takımda, o bölgede e, oynayabilir. Son soru Devrim Bey. Devrim zengi Beyaz TV. Tebrikler hocam. E, maçta zaman zaman ufak da olsa hatalar olunca homurdanmalar oluyor hocam. E, bu anlamda sizin buradan taraftara bir çağrınız var mı? Bir Az, de, ön, az önce cevap verdik Devrim Bey. Öyle mi? Özür dilerim. Ben yeni Teşekkür geldim. Hocam ederiz. bir şeyi sorabilir miyim? Fred'le ilgili gündeme gelen son isim Fred. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Valla şu ana kadar... E, bitmiş herhangi bir şey yok. Bitmeyen bir şey için konuşmak şu anda pek doğru olmaz. Ee, bekleyelim bakalım. Yani bir gerçekleşmeden şu an bir şey söylememiz doğru olmaz yani. English. Please. Uh, just one or two questions. Short. Um so um from Maribor for for the daily uh, newspaper. Um did you expect more from Maribor and what do you think about uh, Iličić pass? For, for Maribor'a Maribor saygı duyuyor musunuz? Maribor'un geçmişle ilgili ne düşünüyorsunuz? Maribor'a saygı duyduğumuzu zaten e, konuşmamın başında söyledim. İyi bir antrenörleri var, iyi bir takım. E, futbol oynamaya çalışıyorlar, asla pes etmiyorlar dediğim gibi. Bugün 11 maçında ilk defa mağlup oldular. E, rakibe saygı duyarak oynadık, ikinci maçta da saygı duyarak oynayacağız. Çünkü e, iyi bir takım hiçbir zaman e, küçümsecek ya da hafif alınacak bir takım değil. E, gayet iyi futbol adına güzel şeyler yaptılar bugün. Karşılamada, pozisyonda, bloklarda bizi bayağı zorladılar ilk devre. I will translate it <laughs> İyi akşamlar, teşekkür ediyoruz. Buyurun. Tamam. Sen Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın basın toplantısını ekrana getirdik. Fenerbahçe-Maribor maçının özeti hazır. Sıcağı sıcağına hadi bir özeti izleyelim. Fenerbahçe 3, Maribor 1. Ergin Aslan yarım bırakmıştım sözünü. E, Pasa atacağım ama İsmail Hoca'ya da soru soruldu. Bir kez daha hatırlatalım televizyonlarını yeni açan izleyicilerimiz veya işte... E, telefondan, tabletten ya da canlı yayında izleyenler için. Daha sezonun başındayız. Çubukluyu terleten kim olursa olsun maç içinde protesto edilmemeli dedi. Çünkü maç içinde önce bir protesto ıslıklama oldu. Çıkarken de alkış oldu. Hiç merak etmesinler. İnşallah taraftarımızın hasret kaldığı şampiyonluğa ulaşacağız diye konuştu İrfan Can. İsmail Kartal Hoca'ya da soruldu. İsmail Hoca da dedi ki geriye, geriye de düşebiliriz. Taraftarımızın sabırlı olması lazım. Maç bitene kadar oyuncuları ve takımı desteklemesi gerekiyor. Uzun bir maratona giriyoruz. Tüm oyunculara ihtiyacımız var şeklinde. Öyle. Ergin Aslan yarım kalmıştı. İrfancan evet. Kahveci e, açıklamaları ve yaşananlar. İrfancan'ın kendi e, açıklamasının içerisinde cevap gizli aslında. Diyor hmm. ki hasret kal taraftarlarımızın hasret kaldığı şampiyonluğa ulaşacağız. Şimdi oradaki hasret kavramı çok önemli. Taraftarı gelen, taraftarı dolduran, belki taraftarı ıslığa, protestoya o sevk bir... eden şey o hasret dediğin şey. Bunu dünya futbol tarihinde Hiçbir kulüp e, tem, demeçlerle, temennilerle, sözlü uyarılarla tribün e, tepkisini geriye çevirememiştir. Tribün tepkisini geriye çevirmenin tek yolu vardır. Performanstır. Dolayısıyla yarın İrfancan Can iki tane e, 90'a top atar. Maçı kazandır, omuzları alınır. Zirvede rüzgar sert eser, Kendi mentorunuz olacaksınız bu seviyede oynuyorsanız. Gerek dış destek alacaksınız işin erbaplarından, gerekse kendi mentorunuz olacaksınız. Bununla baş etmeyi, mücadele etmeyi öğreneceksiniz. Fenerbahçe kurumsal olarak... Bitiriyorum. Koku'dan beri e, bu işe çok odaklandı. Yani sürekli oyuncularımızı protesto etmeyin, formayı giyeni protesto etmeyin. Bunu doğal seyrine bırakmak lazım. Çünkü bunu çok dillendirip çok gündemde tuttuğunuz zaman aslında bu daha da alevlenerek yükseliyor. Doğal seyrinde siz bakın maçları seri kazanmaya başlayın, iyi performans gösterin. Bakın nasıl doğal seyrinde geri dönüyor. Çok takılıp kalmaması lazım. Fenerbahçe'nin bu sezon çok önemli işleri var. Fenerbahçe'nin tek işi bu sene o 10 yıllık hasreti dindirmek için o yeşil zemin ve saha dışarıda taraftar kendi doğal seyrinde doğrusunu bulur zaten. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim hocam. Şey diyoruz ya futbolcunun psikolojisini bozuyorsun diye. E taraftarın psikolojisi bozuk. Abi maça gelen taraftar taraftarların taraftarın psikolojisi futbolcuyu bozuk. 30 yıldır dokuz yok yıldır diyorum ben ya. Mantığı ya yok. Demek şampiyon olamayan bir takım olunca tamam mı? Bazı şeylere insanlar daha hassas yaklaşıyor olabilir. Onu da biraz taraftarın da psikolojisini anlamak lazım. Tamam. O anlamda söylüyorum. Yani Aman Tukak'a bak taraftar, aman böyle o yapmayın sakın falan demektir. Kaç de yıldır bu gidiyorsunuz e, Fenerbahçe maçlarını takip ediyorsunuz? Ben 30 yıldır bu işin içindeyim hocam. Yani ben şöyle bir şey sorayım sana. Yani gençsin sen, gençsin. Özür yani dileyerek söylüyorum. <laughs> e, bu takımda, Fenerbahçe takımında bu sezon da dahil olmak üzere iki tane oyuncunun sabır kredisi taraftar gözünde çok yüksekti. Bunlardan bir tanesi gitti, Arda. Bir tane kaldı. Ferdi'ye sabır gösterir bu takım başkasına sabır göstermez yerli oyuncular. Sabırlık da bir durumu yok. Hayır, ha. bir tane daha var Altay. Yani şimdi yok, biraz sonra maça gelince işte konuşacağız. Hocam tabii ki daha iyi analiz edecek kaleci olduğu için yani o pozisyonda nasıl bir hata yaptığını yani bana göre en azından bir hata olduğunu söylüyorum da daha iyi analiz edecektir Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Ya şimdi Altay hala Fenerbahçe'nin birinci kalecisi. Şimdi böyle şey olur mu? Sen gidiyorsun bak bugün biraz sonra Fırat'la konuşacağız. Fenerbahçe Fred transferi yapıyor. Yıldız daha da yapacak iki tane daha oyuncu alacaklar. Fakat hala kaleci alınamadı mesela. Ne yapıyorsunuz? Ben Fenerbahçe yönetimine sorarım burada. Mutlaka ve mutlaka bu takım kaleciye ihtiyacı var. Bakın arkadaşlar. altayı görmeden maçı bitirecektik neredeyse. Bir kere geldi top gol oldu. Şimdi bunlar kritik çok iyi pas attı. O da var tabii Şimdi, de. Ya tamam da. Yani yediği golü de tekrar bir daha burada yani seyredeceğiz. Büyük takım kalecisi olmak hep farklı bir şey diyoruz ya. Ben e, Emre'ye şunu soracaktım. Hani ne kadar senedir Fenerbahçe'yi takip ediyorsun diye. Sırf Fenerbahçe'de değil. Her gün yıllardır beraber gideriz maçları izleriz. E, amiyane tabirle gönülden düşmüşler artık. Yani hem İrfan Can hem kaleci Altay. Bakın sadece kendi kariyerlerini bitirmezler. Eğer bu şekilde devam ederlerse hocanın da Fenerbahçe'deki bir daha gelişini engellerler. Başkanın da engellerler. Çünkü bu sezon taraftar için final. Tamam da şu maçta İrfan hani Can'ı finale... ne var abi? Ben? Bak O derece. Bak bunu söylerken o derece. Doğru veya yanlışlığını zaten hepimiz fikrimizi tamam. o derece Serkan. Bu maçta bak İrfan Can'ı ne var diyorsun. O derece. Şak. O derece taraftar gergin. Bazı futbolcular gergin. var. Bazı futbolcular var. Kulüplerde sevilmezler kardeşim. Yani bir ağzından kuş tutsan o adamlara taraftara beğendiremez. İşte Hasan Ali kaldırım bunlardan bir tanesiydi. Çocuk çalışkan, profesyonel şu bu filan ama olmadı. olmadı Çok olmadı. zorlamayacaksın olmadı. onları. Ümit Kaç sene Fener'in kaptanlığını yaptı Ümit Özat. Ne diyor biliyor musun? Ben sol bekte oynuyorum diyor. Adam bir tribünün altında benle beraber bana küfür ediyor de koşuyor diyor. Ben bindiriyorum o da benimle beraber bindiriyor diyor. <gülüyor> <gülüyor> yani abi şey olmaz yani. Bazen düşersin gözden durmam. Ben oynuyorum. diyorum ki maça gittin, taraftarsın. Tamam mı? Eli kızabilirsin de futbolculara. Ben takımımı desteklemeye stada gittim. Zaman zaman düşüyor takımım. Tamam ona da bir şey demiyorum. Oyuncuyu ıslıkladığımda ben ne kazanıyorum? Takımım ne kazanıyor? Düz mantık. Hiçbir faydası bir yok şey diyorum. Ne yapalım abi. abi? Oyunun bir adamı da ıslıklamayalım. Ayıp mı alkışlayalım ya? Yani. Maç sonunda. Bunlar insan mı? Maç sonunda reaksiyon Eve gidip özetleri izlerken ıslıklasa Hayır. evdekiler Ay, maç kalkar. Maç sonu reaksiyon <laughs> ver <vermiyorum>. şey Ergin <laughs> bak. Ha, Maç sonu için. Maç işte. sonu bitsin ıslıkla protesto et. Maç içinde bir faydası yok. O protesto öyle ama. Şeref yürüyorsun. <laughs> Taraftar mesaj veriyor. Başkana diyor ki git yabancı kaleci al. Orta sahaya İrfan'ın yerine Kanadaş'ı ve buraya takviye diye mesaj veriyor. Hocaya diyor ki bak bunları oynatma. Tamam. İkisini de oynatırsan ben bir tane hatada 10 güzel hareket yapsam yine bunlar sipariştir. Ve bu siparişlere de en büyük başkan, en büyük teknik direktörün de eninde sonunda siparişi getirir. Kayıtsız kalamazsın. Taraftan güzel siparişine konu. kayıtsız kalamazsın. Güzel konu. Ee, kaleci yabancı, şimdi Şimanski'ye gideceğiz. Gitmeden onu söyleyeyim. Kaleciyi de yabancı yaptı. Livakovic veya başka isim geldi. Şimdi yerli Ferdi'yi kullanıyorsun. Mert olur mu, olmaz mı durumu, nasıl performans veya durumu, onu bilmiyoruz. Mert olabilir. İşte İsmail var. İsmail bugün müthiş oynadı. Tam orada İrfan can her zaman Neyse. bir alternatifin olmak zorunda üç, e, üç yerli kuralında o. Bak, işte başlıyor işte. bir sürü yerli var. Hatta Cengiz'de konuşuluyor işte. Yani. Cengiz i̇şte Cengiz ne olacak olursa. bilmiyoruz ama. Kapanmadı değil mi o da? Yok kapanmadı. Şimdi teknik direktör de kulüp de oyuncuya sahip çıkmasını yazdırmıyor Son derece normal. Bak, yani bak diyecek ya. Cevsu da çekliyor. Bak şimdi. Et, hep sahip, sahip çıkarsın. Ya. Kaç sene daha sahip çıkacaksın abi ya. Yani şimdi Galatasaray'ın ilk maçı kimleydi? Şimdi, ilk Kayseri orta, Spor. Hayır hayır şey Avrupa'da oynadığı takım. Zalgiris. Zalgiris. J, J diyorum Zalgiris. Zalgiris takımı. Biz Kasımpaşa'da Zalgiris. Zalgiris. <laughs> 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 şimdi şey de e, Murser olmasaydı Hı. o maçı kazanabilir miydi? Otur atlayabilir miydi Galatasaray? Yani. Tabii bak rakip zayıf. İlk çünkü, maç ilk ha? yarı üç tane. Ha. Son maçta bir şey demeyeyim. Son dakikadaki pozisyon ha. herkesin yani, ağzına getirdi. Yani şimdi. Abi kaleci dediğin bu standartta olacak. Büyük takım kalesi bu standartta olacak. Sen istediğin kadar işte Zaha'ya gittin. işte şey e, şimdi yeni transferler yapıyorsunuz. Cimanski'ler geldi. Yani e, Kent geldi. Ceku geldi. Kentler şunlar bunlar. Bin tane transfer yapıyoruz ama kalecin hala aynı. Ben istemiyorum Fenerbahçe'nin kalesinde ilk gelen top gol olsun istemiyorum artık kardeşim. Ben artık kaleci, top kurtaran kaleci istiyorum. Bütün takımların savunmaları hata yapıyor. Ama bazıların kalecileri kurtarıyor. Senin kalecin kurtaramıyor. Yani her gelen top gol olur mu Fenerbahçe'nin kalesine? Böyle bir istatistik var ya. Şimdi diyecek ki bak Fenerbahçe taraftarı niye suçlu biliyor musun? 2-1 olduktan sonra. Abi dedi yine bir defa top geldi yine yedi dedi yani. Moral bozuluyor abi tribünde. Diyorsun ki ya yine bir tane top geldi adam bunu da yedi diyorsun. Bir suskunluk oldu dikkat ediyorsan şeyde. Evet tribünlerde. Endişeyle beraber. Takımı da düşürüyorsun. Gol Takım basıyor zaman. basıyor gidiyor basıyor gidiyor basıyor gidiyor. Bir tane top geriye gol yiyorsun ya. Onun için mutlaka kaleciye ihtiyaç var. Bak sakın sakın sakın. Hmm. Yani yerli kaleden koyarak kullanalım falan gibi böyle bir rüya içerisine girmeyin. Sakın bunu yapmayın. Mutlaka bir iyi bir kaleci alması şart beraber. Tabi orada o sayının aldığı pozisyon. Da, o da, orada da tartışılabiliriz. Farklı detaylar da var. Çimanski'nin açıklaması varmış. Devam edeceğiz. Şimanski neler söyledi? Fenerbahçe'li oyuncu Şimanski'nin açıklamalarını dinledik. İlerleyen dakikalarda üst üste maçların özetlerini de vereceğiz ama bir dakika <laughs> e, oyunu da konuşalım. E, katılır mısınız bilmiyorum ama e, kendi görüşüm, onun üzerinden açabiliriz. Fenerbahçe'de hali hazırdaki kadro yapısında elinizde Tadic, Şimanski, Kent ve Ceko varsa şu andaki hali hazır kadroda bu dörtlünün sakat veya cezalı olmama durumunda bozulmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok fark ediyor. Özellikle Tadiç solda daha etkili gibi. Tadic, Şimanski, Kent e, önde de Ceko e, hücum attı daha rahatlatıyor Fenerbahçe'yi bu isimlerle. Katılır mısınız? E, bu tespiti bir önceki tura göre yapıyoruz değil mi? Şu andaki maçlara göre tamam, yapıyoruz. Ya bir önce, ya Fenerbahçe seviyesinde de çok yakın olmayan bir rakip üzerinden ama ben Hı -hı. senin gibi o dörtlüye katılıyorum. Hı -hı. Biz 3. dördüncü haftadan itibaren zaten bu dörtlüyü sahada göreceğiz. Maalesef ki hoca deneme yanılma sürecini resmi maçlarla yapmak zorunda kalıyor. Evet. Şimdi 12. resmi maçını oynuyor dedik Maribor. 5 hazırlık 7. resmi maçına çıktı. Şimdi tam bakmadım ama Maribor'a bakalım. En az 6 7 maçını benzer kadrolarla oynuyordur baktığınızda. Çünkü bu bir süreç. Gönül isterdi ki Haziran-Temmuz aylarında Fenerbahçe o transfer serüvenleri erken bitmiş olsun, aradığını bulsun. Hoca bu maçlarda ideal kadrosunu sahaya sürsün. Ama maalesef ne zaman yeterli ne transfer serüveni bize bunu müsaade ediyor. En büyük problemlerden biri geçen sene buydu Fenerbahçe'de. İki maç, üç maç ben arka ilk on bir görmedim. Yani Cesus'un böyle bir handikapı vardı. Dönelim bir sezon önceki İsmail Hoca dönemine. Hoca müthiş bir iskelet kadro oluşturmuştu. Tabii, orta sahada Mert Hakan. Yani 11'in 10'unu bir sayıyorduk. Zaten hedefe giden her takımda, şampiyon olan her takımda biz <laughs> 11'in 10'unu en az 9'unu bir çırpıda sayarız. Ama Cesus da kaleci Altay'ın önündeki stoperlerden kendisi de emin değil. Yani sağ kanat, sol kanat derbi de iki gol atıyorsunuz, bir sonraki hafta yoksunuz. İşte bu bir handikap takım için. Bu sene Hoca maalesef bunu resim maçlarda bulmak zorunda böyle bir e, zorunluluğu var hocanın. E, bugün de gördü zaten. Tadiç merkeze geldiğinde Fenerbahçe'de oyunun nasıl aksadığını, Şimanski'nin orasının olduğunu, bu Tadiç'le ile ilgili bir konu değil, sola geçtiğinde nasıl toparladığını Aynen. zaten gördük. E, tam yerli yerine oturduğunu gördük. Maç bir de şey oldu Fenerbahçe için prova oldu. Hı hı. Ligin 13-14 takımı, Maribor gibi 8-9 oyuncuyla duracak orada, kaleci dahil 10 oyuncuyla duracak Sen süperlikte. Sen ne hücum evet. buraya? İlk yarı dizilişinde ve kadro tercihinde salt kanal kanat ortalarına odaklanan ve Ceko'nun pivotluğundan faydalanmak isteyen bir Fenerbahçe gördük. Çok işe yaramadı. Tutmadı o iş. İkinci yarıda senin bahsettiğin ideal diziliş ve ideal isimlerle göbekten yarmasını bildin rakibi ve idealim bu diyorsun Fenerbahçe'de. Tabii bunu süreç içerisinde daha da oturacaktır Fenerbahçe adına. Bunlar biraz daha Fenerbahçe'nin o şekillenme haftaları. Dediğim gibi keşke gönül isterdi ki hazırlık dönemine denk gelseydi. Resmi maçlara denk geldi. Olsun kazanmak güzeldir. Peki Ben ha. kent konusunda da herkes değil de çoğunun e, farkında olmadığını düşünüyorum. O ama nedenle İsmail söyledim. Kartal... Kent de iyi bir oyuncu. Şimanski Kesinlikle kent iyi oyuncu şu ama... har, yani sakat cezalı durumu yoksa şu kadroda 11'de oynar. Ergin'in söylediğini şuradan e, destek veriyorum. Hani İsmail Hoca zaten e, Emre Herhalde imza attığında bile söyledi. 4-3-3 oynayacağım dedi. 4-1-4-1 oynayabilirim. Bazen 4-4-2 oynayabilirim. İsmail Hoca'nın kafasında şablonu belli. İsmail Hoca oyununu değil. İsmail Hoca oyuncusunu arıyor. Oyuncusunu ararken de o öyle hani gidip pazardan öyle monstralıklardan en iyisini almakla da olmuyor. En iyisini aldığınız oyuncu senin oyununu oynayamayabiliyor. O nedenle dediğin gibi belki şans veya şanssızlık. Resmi ama hazırlık maçı gibi oyuncu denemeleri de. İsmail Kartal'la bilmiyor mu? Mutlaka şimdi bu maç sonrasında hele bütün Fenerbahçelilerin kafasında Emre'ye ben öyle bir pas atayım. Yani belli Zeko, Tadiç on numara sol olmayacak gibi. Solda, Şimanski, sağda, Şimanski, kent. sağda şimdilik kent. Bence ama oraya abi. transfer gelir e, ne olur bilinmez. Ama kaleci deyip sana bırakıyorum. <laughs> kaleci Niye kötü şeyleri bana bırakıyorsun? <laughs> hayır. Biraz vücut, iyi şeyler Hayır biraz hani oyundan da bahsedelim. Ama e yani İsmail Hoca da çaresiz. Tamam bak. abi o ön dörtlü. Ön dörtlü bozulacak gibi durmuyor. İşlem, iş kolay kolay işlemiyor onsuz. İşlemeyecek gibi duruyor. Yani, o anlamda söylüyorum. Yani yazımın başlığı duvara karşı. Yani Fenerbahçe bugün adeta rakibi 11 kişi kendi ceza sahası içerisinde olan bir rakiple oynadı. Bunu oynamak gerçekten çok zordur. Bunu inan işte Barcelona'ya karşı da oynasan, Real Madrid'e karşı oynasan, iyi alanı savunduğun sürece gol goleyman, inanma neredeyse imkansız hale geliyor. Şimdi bu tip durumlarda yapılacak bazı şeyler var. Tabii ki ben ilk 11'de İsmail Hoca'nın yanlış bir kadroyla sahaya çıktığını fakat ikinci yarı hemen başında kent oyunu alarak e, ve e, için Zimanski'nin yerini değiştirerek e, doğru yola girdiğini düşünüyorum. Şimdi Tadiç merkez oyuncusu değil zaten. Bütün performansını, e, neredeyse kariyerinin bütün başından sonuna kadar bütün performansını yaptığı yer kanat oyuncusu. En etkili olduğu yerlerden bir tanesi kanat oyunu. Özellikle Ferdi ile olan uyumuna baktığın zaman o kısa verkaçlarla birbirini çabuk tanımışlar. Çabuk birbirlerine uyum sağlamışlar. Dolayısıyla Ferdiden çok iyi bir ikili oldular. Bir kere bunun bozmanın bir alemi yok. Fenerbahçe'nin sol kanadı Ferdi ve Tadiş'tir. Bir kere bunu bir kenara koyalım. Şimdi... Oyun yani, alışkanlığı anlamında da söylüyorsun. Tabii ki mi, birbirine ne kadar alışmışlar görmüyor musun yani? Oyun stilleri de esasında birbirine benziyor. Oyun akılları da birbirine benziyor. Dolayısıyla orada bir uyum yakalandığı gibi görünüyor Fenerbahçe'de. E Şimdi şeyi King'i, King zaten şu anda satış listesinde Fenerbahçe'nin listesinde olan bir oyuncu. Ve zaten satılmasa dahi Fenerbahçe kulübünde kalsa dahi şu ortamda forma şansı bulması gerçekten çok zor. Hatta ben sana bir şey söyleyeyim az önce övdüğün kentin bile şu kadroda eğer bir kenar oyuncu salınacaksa mesela Cengiz alınırsa Kent alternatif oyunculardan bir tanesi olma ihtimali çok. Çok iş yapar kent takımda. Çünkü şey, bir üç tane yerliği bulman gerekiyor ya tamam, bir şekilde. Doğru da, ama iş yaparken. Yapar. Bu i̇yi adam, iyi yaparken. oyuncu canım. Ona bir şey söylemiyoruz. Ama bugün... Hamile kabiliyetini geliyor. Bugün iyi ben ha, sahada ilk 11'de sahaya çıkmasını beklerdim. tabi İsmail Hoca'nın bazı düşünceleri de olabilir. Nedir bu düşünceler? E şimdi pazar günü e, lig başlıyor. Hı hı. Yavaş yavaş dinlendire dinlendire oynamak ki e, Maribor takımının liginin başladığını e, da göz önüne aldığımızda bu çok önemli bir şey. Şimdi ligi başlamış takımla, Lig oynamaya başlamış evet. takımla, kamp döneminden yeni çıkmış takım arasında inan çok büyük farklar oluyor. Evet. O farkları çabuk kapatmak lazım. Fakat Fenerbahçe'nin ön alan baskısına bugün bayıldım. 70-80 dakika bunu yapabildiler ki bu gerçekten çok zor. Hani pil filan takmak lazım adamın. İsmail Ondan destekli bir, bir şey de. Değil. İsmail çok iyi. Yani hocam şöyle bir şey bakmadım istatistiklere gelmedi henüz. Ee, ama böyle topun geri kazanılma süresiyle ilgili rekor kırılmış olabilir. Yani Büyük yani takım oyunu budur zaten. Maribor oyuncusu topu ayağına aldığında hiç kimse rahat kullanamadı topu. Yani yanındaki adama bile pas vermekte zorlandılar. Bu kadar baskılı bir Fenerbahçe vardı. Maçların özetlerine gitmeden BK'yı da sorayım. Şöyle bir tur yapalım gene ondan sonra da özetlere gidelim. İzleyicilerimiz de bekliyorlar. Ya gol atan stoper büyük takımlar için her zaman tercih edilir ve sevilir. Ee, az önce yukarıda esprisini yaptık. Lugano'dan sonra e, Fenerbahçe'nin gol atan stoperi geldi diye. Ben bunu çok önemsiyorum. Yani şeyi e, savunma performansını biraz daha böyle dişli forvetlerle süreç içerisinde göreceğiz ama en azından o duran toplardaki o fizik avantajını kullanıyor olması Fenerbahçe'nin sezon boyu işine yarayacak. Ama bak işte gidip gidip atamıyorsan sıkıntı. Şeyler güzel. Ee, Duran Top bir organizasyonda olması, Duran Top'tan çıkıp kafa vuracak bir oyuncunun olması çok önemli. Yani bak açamadın, açamadın, açamadın Bek abi aç. Yani evet. yerleşik savunmaya karşı dediğimiz gibi en azından ligimizde Fenerbahçe 15 rakibe karşı böyle oynayacak. Gol silahlarından en önemlisi de bu olacak. Ligimizde kaldı ki Duran Top'ların savunmasında birçok büyük takımımızın bile sorunları var. Çözemiyorlar. Ee, onun için de çözüm yoldur. Ama ben Bekao'nun Fenerbahçe'nin rakibi karşılama mesafesini orta sahalara çektiği zamanki performansını Doğru. görmek istiyorum. Çünkü Beka tarzındaki stoperleri koyarsın Doğru. cezaların içine. ikiye bir bırak. Bak iki tane santrafor antrenmanlarda çok yaparız bu kanat ortaları. İki ucuncu bir bek yaparsın gol olmaz hmm. kolay kolay. O zaman göreceğiz. Önde, arkaya Kızım, atılan toplar. Önde de oynadı hocam ya Fenerbahçe. Yani bayağı şey kaleyle... ama tehdit azdı. Uzak. Tehdit. Yani gel, gelemediler. Kuvvetli bir tehdit gelemedi. yoktu. Hani bir kontraya iyi çıkan bir takım. Yani işte, rakipleri değiştirdim. Hadi diyeyim. Oyavusuyla mesela bir mücadelesini görmek isterdim. Çünkü Abdülkerim etkisiz kaldı. Bayağı bir etkisiz kaldı biliyorsun. Anel'in o da. Anel'in yo etkisiz kaldı. Sezon başı ağırlık uyum yakalanamadı da hepsine varım. Çok erken bunları söylemek için. Çok ahkam kesmiş oluruz. Ama ilerleyen maçlarda bu performansı göreceğiz. Öndeyken göreceğiz. Peki. Ekleyeceğiniz var mı? Yok. Maşa yani benim o ön alan presi Fenerbahçe'nin bu sene esasında İsmail Kartal'ın kafasındaki Fenerbahçe. Ha, bunu kendine denk rakipler karşısında ne kadar yapabilirsin? Bu şey topun geri kazanılma süresini o zamanlar ne kadar ayarlayabilirsin? Tabi bunlar kocaman bir soru işareti fakat hazır bir takıma karşı kapalı bir takıma karşı oynaması bütün Adol takımları gelecekler Kadıköy'de sana böyle oynayacaklar. Doğru. O yüzden hani bu rakibin bile bu kadar duvar olan rakibin bile 3 gol atılarak açılabilmesi değerli benim için. Peki. Şimdi e, pasa atmadan özetlere gitmeden Nefçi Bakü Beşiktaş çünkü bizden e, önceki programda da Beşiktaş maçı erkendi. Bir saat erkendi o nedenle özeti vermiştik yine vereceğiz. Adana Demirspor'un özetini de vereceğiz farklı galibiyet geliyor. Şu bilgileri verip öyle pas atayım maç özetlerine. Şu anda hali hazırda 10. sıraya yükseldik ama bu her maçlar sonrası değişiyor biliyorsunuz. Şu anda biz e, Sırbistan'a geçmiştik daha önce. 13'ten İsviçre ve Avusturya'yı da geçerek 10. sıraya yükseldik. Takımlarımız 4'te 4 yapınca bu arada karışıyor. Çok fazla maç olunca bir daha söyleyeyim. İlk önce geçen rövanşlarda 4 galibiyet almıştık. 4 8 günde 8 galibiyet oluyor. Daha önce 2 beraberlik, 2 galibiyet vardı. ilkinde iyi gidiyoruz. 10. sıradayız. Şu bilgileri de vereyim. Sıcağ o zaman 29.000 sıcağına... puanın üstüne çıktık. Evet. 28.350'ydık. Evet Alp abi. Bu arada e, şunu da söyleyeyim de geçmeden. Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerinden Tivente, Riga'yı 2-0 yendi. E, Tivente gelirse zaten Tadiç eski takımda karşı rakip olacak. Öyle de bir detay var. Güzel. E, Aris bir Aris K maçı 1-0'dı ben bıraktığımda. Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri e, Olympiakos genk maçını kaybedeni biliyorsunuz. Eşleşmesinin kaybedeni. Ee, Adana Demirspor'un rakibi olacak. Aris 1-0 bitti. Ee, orada Olympiakos e, kazandı. Ee, i̇nşallah böyle devam eder takımlarımız ama her turdan sonra rakipler zorlaşıyor. Onun da altını çizelim ve özetlere gidelim hadi. Ne güzel böyle üst üste goller izlemek, takımlarımızın gollerini izlemek. Bir kez daha e, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, Adana Demirspor'u, Galatasaray'ı kutlayalım ve Beşiktaş'ı konuşalım. Şimdi önce e, 3-0'a 3-0'dan sonra yaşananları konuşuruz ama önce bir Salih Uçan'ı konuşalım diyorum. Çünkü e, Salih tabii ki oyuncuların çoğu iyiydi ama Salih maça damgasını vurdu gösterdiği performansla. E, gol, asist, oyun, tek toplar, pozisyona sokmalar, çevre kontrolü, baskı. Salih 10 üzerinden 10'du diyorum ben. Evet Salih Beşiktaş'ın o bölgesinde oynayan büyük futbolcunun yapması gerekeni yaptı. Ee, Beşiktaş'ın o bölgesi bir sıkıntılı geçen seneden beri. E, işte Getson, Amir, Salih Üçlüsü totalinde 10-12 gole katkıları yok. Şimdi biz Selçuk Melo performansı hatırlıyoruz o bölgeye dair. 30 gole katkı yapmışlar. Oğuzhan Sosa 15-16 şampiyonluğunda e, 25-30 gole yakın katkı yapmışlar. Dolayısıyla orada böyle o bölgede oynuyorsan şimdi Maldanado gibi Murat Yakın gibi al ver al ver 3-5 metre e, çok güzel. Bu e, hemen onu 300 bin euroya adam bulursun yani öyle bir sürü. Evet. Dolayısıyla Beşiktaş'ın o, form, o bölgesinde forma giyiyorsan Salih bugünkü performansı çok beğendim. E, ee, aferin Salih ama bunu Adana Demirspor deplasmanında da yapacak. Başakşehir maçında yapacak. Fenerbahçe maçında, Konya Spor maçında. Yani saman alevi çıkışlara kaldırmaz o forma ve o bölge. Devamlılık açısından. Tabii. Bunları devam ettiriyor olması lazım. Çünkü çok uzun süre beyaz atlı prensi bekler gibi bekledim Beşiktaşlar. Bir dönem Fenerbahçeliler, bir dönem yurtdışı beni oldu. Beklentiler çok büyüktü. Şimdi olgunluk dönemi Salih'in bunları çok sık yapıyor olması lazım. Çünkü o bölge Beşiktaş'ta skor yükünü de biraz sırtlanması lazım. Abu Bakar, Cenk denkleminde skor yükü sıkışmış durumda. Yarın Afrika Kupası var. Allah korusun sakatlıklar var, cezalar var. Bu yüklerin dağılması lazım. Bu yükleri almak adına da önemsiyorum. On numarası yok Beşiktaş'ın. Bu rolü birilerinin üstlenmesi lazım. Bu hoca stratejisi de olabilir. Biraz öne atmış olabilir Salih'i. Hmm. Orada da iyi e, performans gösteren bir adam. Ee, bunun böyle devam etmesi lazım. Beşiktaş için sezon içerisinde kıymetli olacak bu performans çünkü. Yani belki on numara alamayabilirsiniz. Oldu ya Malinowski alamadınız. Mevcut kadroyla devam etmek zorundasınız. Bir Chamberlain var ama o da klasik bir on numara değil. Birilerinin o yükü sırtlanması lazım. O yüzden Abi kıymetli. Yerlisin. Yerlisin. Zaten hani aşağı yukarı garanti gibi forman. Hazır böyle bir fırsatında varken bak milli takım da orada. Bir ara konsolcayla şeyler yaşadın ama sonra çağırdı seni. Bu fırsatı değerlendirip bu istikrarı devam ettirmesi lazım. Aferin Salih'e. Salih. Ben şunu söylüyorum. Yani <laughs> Nefçi Bakü'ye baktığım zaman bu karşılaşmada biraz daha dirençli, biraz daha Beşiktaş'ın işlerini zorlaştıracak bir takım bekliyordum ama belki çok denediler, çabaladılar ama hepimiz sen pası atarken bile Ergin'e Salih'ten başında, hmm. Salih önderliğinde ama şunu da söylüyorum. Abubakar Muleka arkalarında Getson desteği Bunlar çok önemli. Yani Salih bir. Hacı Zahmetoviç işte geçsen onu çok fazla geriye koşturmadı. Nefçi de çok fazla takımı geriye koşturmadı. Salih tam istediği gibi oynadı. Belli bir metrajda hani böyle e, yaşının artık ilerlemiş, olgunluğuna varmış, tecrübesiyle oynayan ama belli bir metrekarede oynayan oyuncu gibiydi. Fakat pas attığı pasların kalitesi ama önünde... Ee, Ergin öyle seçenekler var ki Ama bakar gibi Tabii. sırtı dönük top Aynen. alabilen bir oyuncu var İlk gole bak aldı döndü vurdu golünü yaptı E ee, Öbür tarafta Muleka gibi ağaç kakan gibi devamlı gitmek isteyen Önüne isteyen var Yani bir alternatif mi tak önüne bırakıyor Kafasını bir kaldırıyor Sağ taraftan Onur bindirmiş at önüne gitsin kesin gidiyor gibi Seçenekler de çok O kafasını kaldırdığı zaman zaten Tekte oynamayı seven bir oyuncu aslında. O da keyif alıyor. O da keyifleniyor tekte oynadığı zaman. Ara paslarını attığı zaman. E, onu yapmanız için de sizin bir sonraki harekette buradan görmem lazım benim hareketlendiğini. Ergin'in hareketlendiğini görmem lazım. Hemen oynamam. O seçenekleri sunan oyuncular da var. Ama e, Beşiktaş takımında bazen e, hocanın tercihleri değiştiği zaman Salih'ten ikinci bölgeye kadar, savunmanın içine kadar gelmesini istediği zaman da üçüncü bölgede bu üretkenliği görmek lazım. Onun için de Belki biraz daha temposunu arttırması, belki koşu mesafesini arttırması lazım. Ama izledik, bu akşam müthiş keyif aldık. Beşiktaş yani maçı, turu çözdü zaten. Güzel bir galibiyetle dönüyor. Kutluyorum. Emre? Yani şöyle bir şey söylemek lazım. Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın orta sahasında oynuyorsan eğer, bir kere dikine oyun oynayacaksın. En önemli şartlardan bir tanesi budur. Taraftar bunu görmek ister. Büyük takım oyuncusunun kıvamı budur zaten. O Hani 8 dediğimiz oyuncu, 6 dediğimiz oyuncu bile hepsi dikine futbol oynamak durumundadır. En önemli kısmı bu. Şimdi bugün bir Getson, Getson'u da tabii atmayalım dışarıya. Evet. Yani müthiş Müthişti. bir performans abi. Adama şey diyorlar işte 25-30 milyon euro fiyat biçiyorlar da Beşiktaş'ın sattıktan sonra ve bu paranın yarısını alabilecekken çünkü yarısı da Benfica'da biliyorsun bon servisinin, alabilecekken oraya e, o, para o rakamlara bir oyuncu almak mümkün değil. Ben sana söyleyeyim Getson standartında. Bir dönem işte transfer çalımı transfer çalımı diyoruz da Galatasaray Beşiktaş biliyorsun Getson için birbirine girmişlerdi. Hatırlıyor. İşte transfer çalımı bu. Gerçekten çok güzel bir oyuncu ve daha çok genç bir oyuncu. Şimdi Beşiktaş'ın bugün baktı tabii rakip e, görece zayıf rakiplerden bir tanesiydi ama Beşiktaş'ın bir on numaraya ihtiyacı var. Altı ile sekiz Beşiktaş'ın işi yok artık. Bir kere yerli bir Mert yazdık mı? Yaz. İki de Salih yazacağız gibi duruyor. Yani e, çünkü Tayyip'in ne zaman döneceği belli değil. İşte Onur da var sağ En azından eline. Cenk gelene kadar. Cenk var. Yani üçü o Salih, e, Mert, Salih, Cenk gibi duruyor yerli oyuncu. Ama rotasyonda tabii Onur da olabilir. Girebilir. Tayyip de girebilir zaman zaman ama Beşiktaş'ın mutlaka bir e, kreatif on numara dediğimiz var ya o klasik on numaralardan bir oyuncuya ihtiyacı var. E, forvetleri daha net besleyebilecek bir oyuncuya ihtiyacı mutlaka var. Ya Salih ile ilgili o kadar çok yazıp çizmiş bir adamım ki ben. Salih de çocukluğundan beri tanıyoruz işte Fenerbahçe'nin alt çıktı. İşte o dönem Aykut Hoca bize böyle adeta böyle ağzı sunana sunana anlatıyordu. Ya Salih çok fena. Salih şöyle bir oyuncu böyle bir oyuncu. İşte bir gün gelecek Salih'i önce yazacağım. Sonra etrafındaki oyuncuları yazacağım falan diye böyle atlatırdı. Anlatırdı. Sonra şey gitti Aykut Hoca gitti Ersun Hoca geldi. Ersun Hoca hiç şans vermedi Salih'e. Şimdi İki tane teknik direktör. İkisi de bu ülkenin önünde gelen teknik direktörlerinden ikisi değil mi? Yani tabii. Aykut Kocaman biri, biri Ersun Yanal. Baba baba teknik direktörler yani baktığın zaman. Bir tanesinin bu kadar olumlu konuşup da ötekisinin bu kadar olumsuz konuşmasına ben o zaman kafayı yemiştim. Ya. Yani böyle şey olur mu dedim ya. İkisi teknik direktör. Biri böyle diyor. ilk önce Salih yazacağım diyor. Bir tanesi de bu topçu falan değil diyor. Sonra tabii Roma'ya transfer oldu. Ben o zaman Aykut Hoca'nın haklı olduğunu anladım. Aykut Hoca'nın haklı olduğunu anladım. Topçu değil Roma'ya gitti. <laughs> Biz de yani, oynayamazsın Roma'ya yani gitti. Yani sen ee, gidince dedim ki Aykut Hoca hakkı <laughs> hakkı demiş. Fakat hem o Ersun Yeraldı Fenerbahçe dönemi onu biraz geri düşürdü. <laughs> hem de Roma tabii yani bambaşka bir yer. Ben o zaman gittim işte röportaj yapmaya Salih'de Roma'ya. Abi yani antrenmana girenler tatbiler falan gidip girip çıkıyorlar. Yani <laughs> öyle bir yere gittik o kadar genç yaşta gittik ki. Okyanus. Tabii bazen abi şey bizim yerli futbolcuların en büyük özelliklerinden bir tanesi de bazen ağırlığını kaldıramayabiliyorsun şeylerin. Hmm. E gittiğin ülkelerin yemeğini özlüyorsun, ananı babanı özlüyorsun falan. Bizim yerli futbolcularda çok var bu. Dolayısıyla orada pek böyle şey yapamadı, tutunamadı ama şimdi artık Beşiktaş kariyerine demlenmiş bir tasalih görüyoruz. Hakikaten kendine gelmiş güveni yerinde, ne yapacağını çok iyi biliyor. Ama bak tekrar tekrar söylüyorum, zayıf rakip karşısında e, bu performansı verip de yarın öbür gün Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin, Trabzon'un karşısında, Adana Demirspor'un karşısında çıktığı zaman performansı veremezsen o zaman sana hop derler. Çünkü Ergin dediği doğru bir şey var. Salih her zaman dalgalı bir performans oldu. Bütün profesyonel hayatı boyunca. Mesela bak işte sezonun ilk başlarında falan uçar Salih hep. Ondan sonra bir bakarsın böyle bir düşer. Hep kampın en iyisi denir. Yani yani. milli takıma niye alınmıyor tartışmalarına kadar da çok iyi bir performanstı. Sonra yine bir performans. oldu. Geçen sene geçen sene fena oynamadı esasında. Ha yani gol asist e, anlamında çok fazla katkı vermemiş olabilir ama esasında biraz da kimliğinden farklı yani oyuncu kimliğinden farklı bir bölgede de oynamak zorunda da kaldı. Bir de Beşiktaş'ın tabii geçen sene iki farklı hocayla çalışması, iki farklı teknik direktörün iki farklı şeyi anlatmaya çalışması herkesin kafası karıştı. Yani Beşiktaş geçen sene hani iyi bir Beşiktaş değildi. Ama şimdi iyi bir Beşiktaş içerisinde, içerisinde Salih'i tekrar bir görmek lazım. Ama şu yerli avantajını kuralını e, net bir şekilde değerlendirmesi lazım bu ben sene. Ben bunun için, bu için Semih'i de Sari, Sari semih Salih daha de, çok genç bu arada. Evet. Yani. Semih'i de mesela hani işte attığı gol, geçen turda attığı gol. Bugün oyuna girdi son dakikalarda bir pozisyon vardı. Rebiç'ti galiba. Ona gerçekten de güzel bir, hocadan önce güzel bir tepki gösterdi sağ içinde. Yani o pozisyonu e, yukarıda çocuklardan rica Onu etmiş. ben kafamda ah, daha hani farklı evet, bu. Şey yerde kullanalım demiştim de. Ya şöyle konuşalım. hocam şöyle bir şey var. Yani Beşiktaş maç beraber olsaydı yapar mıydı? Bence yapmaz. Yok yapmaz. Ya, Önde olunca rakip de biraz zayıf olunca o hareketi yaptı. Yoksa hani Beşiktaş geride olsa, Beşiktaş berabere durumda olsa falan oradan vuracak hali yok. Herhalde. Mutlaka, mutlaka. O şeyde yani. Tabii. Şöyle de evet, e, söylenebilir. Yani iki iki türlü değerlendirebilir. Ya genç oyuncu ne güzel bak sorumluluk aldı, böyle bir deneme yaptı. Yapacak tabii. Ya bu dakikada yapması, nerede yapacak? Tamam, kabulüm. Ama işin doğrusu var bir de. Bir de futbolun kabul ediliş şekli var. Burada gösterilen bir şey var. Bakın, oynayacaksın sağ tarafa. 3'e 1 yakalamışsın. Golü bulacak. Güzel bir gol olur muydu? Kaleci önde kalmış, kafasını kaldırmış, çevre kontrolü. Ama e, futbolun kabul ettiği doğru da burada pas. Özgüven ha. açısından belki olumlanabilir bu. Hani o yaşta özgüven onu görüyor olmak. Ama bu bunları sık tekrarlarsan ve sonuçlandıramazsan e, bu bir süre sonra sıkıntı olur. Çünkü niye? Şimdi Metin Ali Feyyaz olarak 8-10 maçı arka arkaya oynayabilirdiniz. Sahada 3 tane yabancı var. Hı hı. Bugün çok acımasız ortam. Tabii. Genç oyuncusunuz. Tabii. Size 3-4 haftayı kimse... Hadi ya 5. haftaya da çık bir görelim demiyor. Çok acımasız bir ortam var. Bu acımasız ortamda bulduğunuz 5 dakika, 10 dakika, 20 dakika neyse mükemmel kullanmak zorundasınız. Ama semih'in bir şansı var. Bunları tölere edebilecek Burak Yılmaz. O şansı kullanması lazım. Yani Burak Dağ gibi bir tabii, Burak Hoca orada var. Orada bir Burak Hoca var. var. Ee, ama çok yetenekli bir çocuk. İkinci konu da bu pozisyondaki Rebic'in reaksiyonu. Çok hoşuma gitti Belki bazen bunu çok göstermemek lazım hani kameralar önünde belki daha sonra bunları konuşmak lazım genç oyuncuyla ama hmm. şu açıdan önemli. Tadiç'le ilgili bir olumlu mu var Fenerbahçe'de? Ne dişi i̇şte soyunma odasında konuşuyor. Maestro gibi yönetiyor. Yatmaya gelmemiş değil mi? Böyle şampiyon olmaya gelmiş. Evet, evet. Rebic içinde mesela çok önemsemeyebilirdi değil mi? Döner arkasını gider bir daha top gelirse oynarız diyebilirdi bak. Direkt, direkt Ravitch. müdahil oldu. Bu Beşiktaş için İyi bir şey yani Beşiktaş çok inisiyatif alacak. Gençler için değil ama. Tabii, tabii, şöyle, es esas mevzudan bir tanesi neyse hocamın dediği doğru. Şimdi futbol dediğin şey ismi oyun ama Hı. ciddi bir oyun bu. Yani bu oyunda milyon eurolar dönüyor etrafta değil mi? Evet. Şimdi bundan iki sene önceki e, ligi hatırla. Galatasaray Beşiktaş arasında geçti. Beşiktaş'ın şampiyon olduğu. Bir golle şampiyon. Evet bir golle. Bir evet. gol. O kadar önemli bir şey ki bu. Mesela bazen şey yapıyorlar. <laughs> Ee, işte üçüncü penaltı şey üç, üç sıfır öndesin dördüncü kaleci atsın öndesin. kaleci atsın Yok, bir veya takımın penaltısı atmasın genç bir oyuncuyu bağırıyorlar ki, gelsin o alsın yani. arkadaşlar bu iş öyle bir iş değil ya ya bir ciddi olalım yani bir gol şampiyon yapıyor seni bir gol fazladan attığın bir gol veya az yediğin bir gol seni şampiyon yapıyor böyle bir ortamda artık bu korkunç e, futbol dünyasının içine işte para girmiş milyon euroların oynandığı bu e, futbol dünyası içerisinde her gol çok önemli, çok değerli. Şimdi buradaki çocuğu indirip kaldırmanın bir alevi yok diye ben fazla bir şey. Tabii tabii hani tabii. söylemedim, tabii. girmedim ama hadi bir lig maçı da değil. Anladın mı? Ama bir, dedi bu iş her işin bir doğrusu var. Hatta bir şey söyleyeceğim sana. Sen o golü at atamadın değil mi? Vurdun uzaktan atamadın. Tamam. Fakat doğrusu asist de çok değerli bir şey ya. İşte ondan tabii. bahsedecektim yani, ben. Yani yapıda, sen sadece gol atarak değil de asist yaparak da şey, şey üretiyorsun. Şimdi işte mevzu zaten. Skor katkısı diyoruz işte o. Kesinlikle Alt yapıdan yani. yeni çıkmış. Temel bilgileri taze bir futbolcunun yani daha yeni çıkmış altyapıdan diğerlerine göre daha taze bilgiler, tabii ki, yeni tabii. yeni öğreniyor. Böyle bir maçta pas vermeyi tercih etmesi daha mantıklı gibi geldiği için tabii ki özgüven konusunda hak veriyor. Ama Rebiç'ten yediği o e, ne diyelim hani Amiyanet ah, tabirle o yediği fırça, fırça evet. bir daha böyle pozisyona yakalarsa ha, düşünür. Düşünür. Tabii. Bak Batuhan var Düşün. örnek Batuhan Karadeniz diyordu yani ya, ben işte büyük yetenekti. şey olmam, e, kral yapmam, kral olacağım falan diyordu. En son soluğu nerede aldı bilmiyoruz yani. Bıraktı zaten de. şimdi. Hatta yorum he, yapıyor ya. He, yani şimdi bıraktı ya onu o anlamda söylüyorum. Ama şimdi şey bu mantalitede olmamak lazım. Ben takıma nasıl katkı veririm? Sadece gol atarak katkı vermezsin kardeşim. Evet. Bir adam eksilsin işte o katkıdır. Bir asis yaparsın o katkıdır. İyi bir orta yapsın işte o katkıdır hocam. Kesinlikle. Yani katkı takıma evet. katkı vermek böyle evet. bir şey. Gol atmaya çalışmak sadece ben atayım anlamı o. Kendi yapacaksın katkı. Anladın mı? kendin atmaya çalışmak egoistik değil sadece takımı düşünmemek sadece kendini düşünmek anlamına geliyor. Doğru, anladım, de... demek istedim. genç futbolcu kardeşlerimizin takım için oynamaya alışması lazım. Rem için de verdiği tecrübeli futbolcu olarak attığı fırça esasında yerinde. Hoşumuza Bu... da gitti hepimiz tabii, tabii. Bu, yani. Pratik olarak e, öğrenmeyi de sağlıyor genç oyuncuya. Çünkü e. altyapıda tamam ama şimdi akvaryum var, gölde yüzmek var. Bir de okyanus'ta köpek balıklarıyla mücadele etmek yani. var. Hamdi Serpil Tüzün <laughs> hocamın çok sevdiğim güzel, bir çok tespitidir şeyler. Hani alt akvaryumlarda yetiştirdiğim balıkları okyanuslarda köpek balıklarıyla mücadele ya, paşam ettiremezsiniz. Paşam dedi ekler paşam, evet. Paşamı ekler evet, muhakkak. E, Selam gönderelim buradan. Ee, Gönder şimdi bu pozisyonlar tecrübe dediğin şey zaten hayatta yaşanmışlıklarla <laughs> elde edilen şeyler. Yani kitaptan okuyarak da bir şey öğrenir insan. İkili ilişkilerle de öğrenir ama şimdi yaşadığın zaman hani bana damdan düşmüş adam getirin der ya hoca evet, evet. şimdi evet. bunlar bu yaşta şimdi ikincisi yaşanacak bu pozisyon ki kariyere boyunca bu gelecek olacak yakın zamanda benzeri olacak aynı ne yapacak benzeri olacak başka bir şey yapacak tabii. iki opsiyon düşünecek üç opsiyon Rebic'in bakışı gelecek gözü ama de. ama şunu da söyleyeyim tabii ki e, takım oyunu önemli de mesela Rebic'in de Milan'dayken ve pas vermediği için eleştirildiği <laughs> çok fazla maç olduğunu ben biliyorum ama hocanı, Onu da söyleyeyim. Ama ya, hoca, hayır. hocanın yaptığını için değil için Söylediğini yapacaksın. Yani, Sevdik de zamanı gelecek birilerine fırça atacak. Bu işler <laughs> böyle yani. Biraz, biraz uzun tamam, zaman öyle. olacak ama. Peki. E, maç sonu açıklamalar vardı. Ona da gidelim. E, dönüşte biraz oyunla ilgili. E, 3-0'dan sonra de, e, değişen oyunla ilgili de yorumlar alalım. Maç sonu açıklamalarını izledik. E, şimdi maçı izlerken Beşiktaş maçı başladı. İşte goller geldi. Böyle rahat bir oyun. Şunu konuştuk. Birçok Beşiktaşlı arkadaşım da aynı şey. Şenol Güneş faktörü. Şimdi Fenerbahçe ve Galatasaray'a baktığında kadro yapısına, kadro genişliğine. işte Beşiktaşlı taraftarlar da eleştiriyor ya. Bizim kadromuz daha iyi olmalı. İşte Malinovski gelmeli. işte Talişka gelmeli. İşte farklı farklı isimler. iki ya da ikisinden biri. Veya işte Chamberlain'in durumuna bakacağız. Daha o da netleşmedi. Ama Şenol Güneş faktörü diyorsun. Biz de izlerken diyoruz ki Şenol Hoca etkisi. Evet. Ama 62'de golden sonra 63'te değişiklik oldu. Sonra değişiklikler. Oyun bir anda döndü. Birçok pozisyon vermeye başladı Beşiktaş. Direkten dönen pozisyon var. Çizgiden çıkarılan pozisyon var. Son, bir anda döndü oyun. Son, son 10 dakika direkten dönen topu da içine katarsak berabere bir bitme ihtimali olan bir maça dönüyor. Aynen öyle. O yüzden şunu söylüyorum. Hani yedek kulübesi, hamle ve 11 arasındaki fark zaten Beşiktaş'ın bu sene e, hali hazırda en fazla eleştirilecek durumu. Oyunun farkı da bu nedenle ne diyorum. Ne diyorsunuz? Şimdi e, belki de yanlış yerlere odaklandı Beşiktaş transfer sürecinde. Çok odaklandı ya da önceliğini e, farklı yerlerde kullanması gerekirken hı hı. E, tamam stoper lazımdı. lazımdı, sayıs gitmek istiyordu. Ama doğru aldın amarteyi. E, onu ki da bence o da yeterli koyalım. değil. Yani bir, evet, Yenilen golde de konuşuruz yani. Ee, geçen maçta attığı gol bu maçın ilk e, dakikalarında iki kere kafaya yükselip vurması bunlar tabii ki kıymetli işler ama yedirdiği gol bir kenarda dursun soru işareti olarak. 2-10 ana. Şimdi Beşiktaşlılar genelde diyor ki ya çok eleştiri getiriyorsun yıllardır. Şimdi bardağın dolu tarafını hocam herkes görüyor konuşuyor. Şimdi boş Mutlaka. tarafını anlatmak lazım ki ora dolsun. Mutlaka. Onu söylemek. Şimdi Beşiktaş'ın önceliği ona ana mıydı bakalım. Mesela Emre abi ne dedi? E, ofansif bir orta saha. Ben üzerine defaatle yazılar yazdım falan. Şimdi ona ana da e, şey roller üst üste biniyor. Zaten o model oyuncu var Beşiktaş'ta. İşte kreatif kanat, kreatif e, orta saha oyuncusuna ihtiyacım vardı. Çok ciddi bir para bağladı Beşiktaş oraya. 4-4,5 milyon euro gibi bir para. En azından önceliği olmamalıydı. Olmamalıydı. Bazı bölgeleri görmezden geliyor. Mesela bak Masuaku'nun yokluğunda kim oynadı? Umut. Umutcuğum bırakmış kafada. Öyle yani performans olarak da yetersiz. Bu şöyle bir risk. Umut'u almak durumunda kaldı hoca oyundan. Bu sadece bir sol beke oyundan almış olmuyorsunuz. Onur sol beke geçti. Sağ bek bu çocuk. Bu zaman zaman ihtiyaçtan açık oynuyor. Sol beke geçti. Getson sol açığa geçmek zorunda. Bak bütün dinamik bozuldu. bir anda bozuluyor. Şimdi futbol bu değil mi? Futbol oynuyoruz. Kili mücadele yakın temas. Tabii. Ki. Her şey var bu işin Tabii içinde. Ki. Masuaku bir maç değil de Hadi Allah korusun dedin ki sana 4 hafta yok dedi doktor. Arkadele dedi bir şey dedi. Hadi buyurun. Şimdi o yüzden önceliklerini Beşiktaş'ın bence vakit dar biliyorum ama yeniden gözden geçirmesi ki lazım. Ki bence savunmanın merkezine de aynı lazım. gözle bakmalı. Gözden geçirirken bir de ön tarafta peşinde olduğu oyuncuları da yani böyle tribüne adam çekecek, Beşiktaş'ı biraz daha böyle ayağa kaldıracak, hocanın kulübeye kafasını çevirdiğinde gönül rahatlığıyla 5 değişiklik hakkını geniş geniş kullanabileceği bir durum lazımken bir de mevcut var olan orası tamam sağlam dediğimiz bölgelerinde zafiyetleri görünüyor. Dolayısıyla hoca niye var diyor Beşiktaş taraftarı? Faktör olarak artış enol yani güneş var diğer takımlara göre. Çünkü bunu da demek zorunda. Hoca çok tecrübeli, bilgi birikim futbol geçmişi tamam. Hocanın bu sene futbolda deriz ya iki depar fazla atman lazım. Şimdi kulübede iki artı performans göstermesi lazım çünkü yarışacağı rakiplerin kurduğu kadro, transferler, alternatifler bunları düşündüğün zaman ekstra insanların ekstra performansı gerekiyor bu sene. O yüzden hoca bu sene biraz daha fazla çalışacak. Fazla e, çalışmak zorunda. Takımı çok bozduğun zaman saha içinde e, bambaşka reaksiyonlar yani bugün tehlikeli pozisyonlar oldu. E, bir, bir anda berabere de bitebilirdi. O hale geldi bir ara. Ya Çok canım... fazla pozisyon vermeye başladı. O nedenle söylüyorum. Saha içindeki değişiklikler. Yani mesela bir lig maçındasın. 2-0 öndesin mesela. Ama evet. şu var Serkan. Ee, şimdi teknik direktör olarak e, yarın hayırlısıyla yeni sezona bir başlangıç yapacağız. Beşiktaş'ta hmm. lig maçı oynayacak. Şimdi önümüzdeki hafta tekrar bu maçın evet. revanşı ne Kadron Kadro dar. Kadron dar. Ee, gelecek gidecekler belli değil. Cezalım vardı gibi. Şimdi burada... İşte diyoruz ya bir fırsata çevirebiliyorsun. Yani hocanın yaptığı değişikliklere bakıyorum. Ege'yi 77'de sokmuş. Semih'i 77'de sokmuş oyuna dakika olarak söylüyorum. Ona anayı 63'de sokmuş. Bunlar bana göre kabul edilebilir değişikler. Çıkana bakarsan, çıkana baktığın zaman hani senin bir geçen akşam güzel bir lafın vardı. Pamuklara sarıp saklamak gerekiyor ya. Şimdi Abu Bakar'ı pamuklara sarıp saklamalısın. Şu şu anda işte Salih'i öyle, Getson'u öyle pamuklara sarıp. Masuaka olsa onu da öyle saklayacaksın çünkü Masuaka bir sol bekten öte oldu. Oyun kurucu gibi oldu. Kanat değiştiren oyuncu gibi oldu yüksek toplarla. O nedenle bu değişikliklere hak veriyorum. Kademeli olamaz mıydı? Ben o anlamda soruyorum Alp abi 77 3 değişiklik yapmazsın. Kademeli kademeli hani 3'er 4'er dakika arayla yaparsın. 3-0 herhalde biraz hoca şey yaptı. Ben öyle düşündüm. Maçın yani. sonucu da öyle Nasıl oldu. Nasıl olsa aldık. Tabii tabii. Onun Ama da da yani maç böyle bitseydi, bu evet. sıkıntılar yaşanmasaydı belki bunu hiç konuşmayacaktık. Onun için hoca da bir şekilde gö görecek mesela bu akşam Semi için işte çok güzel bir ders oldu orada oyuna girdi gibi. Yani hoca bunu mutlaka tecrübesiyle yani değerlendirir. atınca nasıl övüyorsak bu tarz durumlarda Tabii da eleştireceğiz ki. Tabii yani. Ki. Tabii bu ki. bu iş böyledir zaten değil mi Emre Bak? şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Hep ne diyoruz? Beşiktaş'ın en büyük şansı Şenol Güneş diyoruz değil Hı -hı. mi? Önemli bir şans. Şu anda hem İsmail Hoca'dan hem Okan Hoca'dan yani şampiyonluk yarışında olan hocaların hepsinden daha tecrübeli. Çok da değerli bir bana göre yani ben her zaman söylemişim de Şenol Hoca'yı ben bir numaraya koyarım. Teknik direktörlük anlamında şu ülke topraklarında yetişmiş teknik direktörler arasında. Hı hı. Her zaman bir numara. Çünkü yetiştiricidir. Farklı bir e, rolü vardır bu Türk futbolu içerisinde. Şimdi bak sadece teknik direktörle şampiyon olamazsın kardeşim. Çok iyi teknik direktörle şampiyon olamazsın sadece. Ben dostacı söyler. Ben yine kitabın ortasından konuşayım. Yine deli ben olayım. Evet, ol. Tamam mı? Beşiktaş şu kadroyla yarışamaz. Ligde. Çok zor yarışır. Tamam çok iyi bir teknik direktörü var. Çok iyi bir golcüsü var. Şimdi yani sen kimse bir şey diyemez mi? Ben sana ben sana bir şey söyleyeceğim. A klas oyuncu oyundan çıkıyor. C klas oyuncu giriyor yerine. Ya o kadar fark olur mu? Hı, -hı. İki oyuncu arasında. Aynı bölgede oynayan iki oyuncu arasında o kadar fark olur mu? Şimdi Masu Akı nere? Umut Meraş nere kardeşim yani? O kadar fark olmaması lazım. Birisi A ise birisi B, B artı olması lazım alttan gelen adamın. Onu zorlayabilmesi Enerji lazım. Enerji tüketim ama. <laughs> ben her zaman bir şey aldım o ki işler, göre alıyoruz. O ya. işler bitmiş artık. Aha şey, kafel o işler bitmiş. Şimdi bak, dolayısıyla bu takımın transfer ihtiyacı var mı var? Bu takımın, şey oğlu şöyle arkasına baktığında bunu çıkartacağım ama buradan sokabileceğim birkaç tane isim var diyebilmesi lazım. Hadi Necip gel dememesi lazım artık. Yani Necip'e tabii ki çok saygı duyuyorum, çok değerli bir oyuncu. Fakat artık yani Necip, Necip, Necip da buradan geldi kardeşim ya. Hep mi Necip yani? Sürekli bir şey olduğunda Necip geldi. Necip Ama Necip gel. de var yani. Iki o de Olmasa var. ne yapacaksın? Olmasa ne yapacaksın? Öyle bir durum var. Ama e, hocayı biraz moralsiz görüyorum. Büyük ihtimalle geç kalan transferlerden dolayı canı sıkkın. Canı sıkkın. Mutlaka bir on numara. Masu aku, mutlaka alternatif. Hadi sağ halledersin. Onur'la Rozier orada bir şekilde idare ederler. Gezal. Soru işareti. Abi geldim bir sezon oynadın. Şampiyon yaptın. E sonra... Hepsi sana yat diye para vermiyor ki Beşiktaş. Yani belki de oraya da bir oyuncu. Gezal'ın yerine de bir oyuncu. Çünkü herkes Şile'yi bekliyor ya. Rozier Gezal. Yine oynayacaklar, yine uçacaklar. Uçmuyor abi artık yani. Kanadı kırılmış artık Gezal'ın. Gezal artık oynayamıyor. Eski Gezal olamıyor bir türlü. Evet. Bunu artık kabul etmesi lazım. O yüzden eğer yapabiliyorlarsa Gezal'ı gönderip yapamıyorlarsa da ki maliyettir elbette bu ama oraya mutlaka Gezal'ın yerine bir oyuncu gerekiyor Beşiktaş. Evet evet bakıyorlar zaten önceliklerinden bir tanesi de sağ açık Beşiktaş'ın Gezal artı bir oyuncu alternatif olarak bakıyorlar. Evet. Ee, yani herhalde önümüzdeki 5-6 günlük süreç biraz hareket. Daha bir var, var vakit var evet. ya şey. Var var daha çok. Daha var. akşam pazarı gelecek. Dur bakalım oradan da o risk tabii Şimdi tabii ki çok kıymetli ee, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın galibiyetleri ama Adana Demirspor bir başka. Neden bir başka? Tarihinde ilk kez Avrupa'ya katılmışsın. Kulücü çekiyorsun çok zor deniliyor. 10 kişi kalıyorsun penaltı eliyorsun. E, o siyekle eşleşiyorsun. 5 gol atıyorsun. Geçerse işte ya Genk ya Olympiakos e, kaybedeniyle eşleşecek Avrupa Ligi'nden geliyor. İnşallah öyle de devam eder e, Adana Demirspor. Bana daha fazla keyif veriyor. Çünkü e, ilk ya bir de e, takımlara baktığın zaman Adana Demirspor'un kadrosu de kötü değil ama Adana Demir bir başka geliyor bana şu an. Abi Adana iyi kalecisi var mı? Var. var. İki Uçak tane var. Forveti <laughs> var mı? Var. Belanda gibi bir oyuncusu var mı? Var. Ya e kadro iyi de. Yani Adana Demirspor ciddi kadrosu var şimdi. Eylül Hoca uçanla, da iyi. İki tane kanat yani. peki bu ligin en iyileri. Ben sana, ileri. Ben bak, sana bir bak, şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Ben sana Doğru. Bir söyleyeyim mi? Yani Adana Demirspor ilk dörtte bitirse şaşırmasın kimse bu sene. Hiç kimse şaşırmasın. i̇lk dört içerisinde bitirse kimse yani. şaşırmasın. En büyük sürprizi yapacak. Zaten bak hep ne diyoruz. Beşiktaş Galatasaray biraz çıtayı yükselttiler. Çok farklı bir, 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 bir duruma geldiler. Aşağıdan bu sene Anadolu takımlarından büyükleri kim zorlayacak abi? Yani bu kadar açılmışken bir tek Anadolu bir sporu görüyorum ben. Yok. Tabii lig başlayınca göreceğiz hocam. Mutlaka. Ben bu sene mesela böyle çok Anadolu'da büyükleri çok sürpriz yaşayacağını zannetmiyorum ben. Geçen akşamki programda da seninle sohbet ederken söyledik. Endişem o. Bir an evvel hani şu hafta bir başlasın. Tabii ilk haftadan çok keskin konuşmak doğru değil ama biraz fotoğrafı, biraz görürüz, röntgeni görürüz. çekiyorsun. Yani endişem şu... Adana dışındaki, evet. yani Adana Adana katarlı. spor dışındaki Adana diğer Adana Demir, Adana Demir diyelim de abi. Adana Aman, Demir Adana spor. spor. <laughs> Hele, ben başkana dedim Adana Hele, Demir. Bir arıyorlar, biraz... arıyorlar beni arkadaşlar. Hele benim benim söylemem <laughs> çok büyük büyük evet. bir Adana hata olur. Adana evet. Demir spor diyorlar Demir direkt. Evet. Adana Demir spor. Adana Demir Spordur diye de onların bir sloganları vardır. Demir ben orada hani bir yıl evet. çalıştım evet. ve çok keyif aldım. Alp diye. abi çok özür diliyorum. Şimdi süreyi de değerlendirme adına şunu söylemek istiyorum. Tabii ki iyi kadrosu var Emre Bolun dediği gibi ama Patrick Kluivert dediğimiz kişi, yıllarca üst düzey oynamış, fanalin yanında eğitim almış, iyi bir tedrisattan geçmiş bir isim, yıllarca e, Hollanda'da e, mesela Manchester'ın hocası. Ferguson mu diyorsun? Hayır hayır. Hayır bak ismi aklıma de... gelmedi. Bak kitlendim şimdi ya. Erik Ten Hag. Ten Hag'ın yanında evet. yıllarca çalışmış e, isimler yardımcıları. Hollanda'da çok iyi eğitim almış üst düzey antrenörlük yapan isimler teknik direktör teknik ekibi çok iyi Adana Demirspor'un. Yarın öbür gün skor alamayabilir, alır alamaz ama gerçekten çoğu insan farkında değil. Teknik ekibi çok iyi. Yani bir kere tespitleri çok iyi. Şunu çok ne söyleyeyim? Hani teknik ekibi çok iyi. Ama onun da birileri seçti getirdi oraya. Tabii evet. ki. Peki. Peki bundan önce giden Montero. kötü Bravo. Çok üst düzey bir adamdı. Ergin şunu söyleyebilir evet. miyiz Demir'e Emre birlikte? Sizce Adana Demirspor'u geçen sene izlerken keyif alıyorduk. Lezzetli oyun. Evet. Aynı oyun devam ediyor. Evet, evet. Aynı güçlü oyun devam ediyor. Aktörler değilse de aynı. Evet. Ama, Ama seni söyledi. Başkan söyledi. Biz oturup konuşuyoruz dedi hocayla. Bize bu oyunu oynatacaksın diye söylüyoruz dedi. Ona göre hoca seçiyorlar. Bak bu evet, çok evet. önemli Yani bunu bunu bir ben... ben... haline hoca... gelmiş oyun yani. Buna ya göre, göre, göre hoca seçiyorlar. Takıma Doğru. göre hoca seçiyorlar yani. Böyle oynatacaksın. Galiba. Doğrusu mu? Olsun. Hani ekibin içinde arada... Türk, Türk hocalar da var. Tabii tabii. Tabak, ki... Tamam hocam. Buraya gidene bir şey oluyor ya. Yusuf Sarı uçmaya başladı. Orak kanat oyuncuları da öyle bir Nerede oynuyor? Yani kebap, bir dakika nerede oynuyor? Kebabı mı? Kenarda. Nerede yani. oynuyor? Kanatta oynuyor. Orada kim oynuyordu Galatasaray'a döndüğü i̇şte Yunus. 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 oynuyordu. Kanatta öyle bir rüzgar var ki taraftardan. Vallahi kenardan koşarsın. Hiç Kenarlara durdu. kebap koyuyorlar. Ya, kebap <laughs> yani, başkanın Katar firmalarıyla bir görüşsün Sayın Başkan da. Katar stadyum firmalarıyla e, klimalı bir stat haline gelsin. Evet. Ağustos ayı ya gelmiş orada rakip. Ee, karşı tribünü boş gördüm biraz Belki sıcak sıcak evet. gidilmiyor ama e, işin esprisi böyle Ağustos Eylül aylarına böyle bir klimalı hale getirelim e, Yani orada tabii şimdi Müthiş tribün ya insan hayran geldi. kalıyor Serkan Damla Hoca da var orada mesela yerli antrenörler de var Çok iyi seçiyorlar çok iyi belirliyorlar Bakın Rodriguez sol bek Rodriguez benim iki senedir keyifli izlediğim bir oyuncudur Bakın bu ligde ee, süsü az ama işini çok iyi yapan bir Svensson bugün gördünüz. Stamboli öyle, Akintola öyle. Dediğin gibi Yunuslar geliyor, gidiyor, öteki geliyor, Yusuf geliyor. Hepsi etki yaratıyor. Yani burada Santraforlar işte iki NDA'yı. yeni transfer yani, yaptılar şimdi. Belhanda, yani. Emre Akbaba. Yani bunlar hakikaten. Emre de iyi oynadı. E, şunu çok ne söyleyeyim. Kim giderse gitsin. Hı hı. Sezonun en iyi transferini de yapsa transferde ömrünü çalımlarla da geçilse Adana Demirspor deplasmanına gittiğiniz zaman Deplasman. hatta söylüyorum deplasmanı bırakın evinizde bile Adana Demirspor'la oynarken sadece Adana yemezsiniz gol de <laughs> <laughs> burayı video yapar. <laughs> burayı yaptırır kanka. burayı yaptı bir ayıralım lütfen. Ergin ya yani çok bir de futbolcu olsanız büyük keyif alırsınız o işten. Yani hem takımın oyun şekli, tamam? akıyor oyun, hani statik bir oyun yok. Keyif iki, o tribün müthiş, taraftar evet. müthiş. O kanat oyuncularının o tribüne yakın oynaması da biraz bence bunu etkiliyor. Evet. Bu bir tartışma konusu. Takıma göre mi teknik direktör, teknik direktöre direktör göre mi evet. takım? Ee, bize iki senedir şunu gösteriyor Adana Demirspor. evet yani demek ki kulüp kültürü, kulüp stratejisi olur, sen de o modelde bir teknik adam getirebilirsin. Hayli hayli. Diye. Metin de Dünyada böyle işliyor Tabii, yani bu işler. Bizim şey, ben orada çalışırken ekibimiz içindeydi, Erdoğan Kaynak da var. Yani o da babası, Allah rahmet eylesin, Nurlar içinde yatsın. Yani oradaki yerli hocalar da gelen yabancı antrenörlere, kulübü oyunu ve oyuncuları da çok iyi anlatıyor. Ya yani çok iyi metin dediğin e, gibi iyi oturmuş. E Arkadaşlar özetleri e, hatırlatabiliyor muyuz? Öyle bitirebiliyor muyuz? 11 gol atmışız, 3 gol yemişiz. E, yine takımlarımız e, 4 galibiyet almış ve özetlerle bitirelim mi? Ya bitirebilirsek çok güzel olur. Böyle bitirelim. üst üste gelsin. Evde herkes keyifle izlesin. Ergin Aslan, Alp Beylivan, Emre Bol çok teşekkür i̇şte ediyorum. Biz teşekkür, teşekkür, teşekkür ederiz. Yayında emeği geçen tüm arkadaşlarımız adına tabii kameraman arkadaşlarımız, rejideki arkadaşlarımız. Ellerinize sağlık. Sizlerin de mutluyuz. Güzel bitirelim. Hoşçakalın.